Evet değerli tarih severler, değerli izleyiciler hoş geldiniz. Tarih defterinde konumuz, gündemimiz Türk tarihinin başlangıç noktası. Değerli hocamız Profesör Doktor Osman Karatay ile Türk tarihinin başlangıç noktasını inceleyeceğiz, tetkik edeceğiz. Değerli yorumlarını dinleyeceğiz. Programımıza Osman Çatalhöyük hocamız da aslında gelecekti ama bir aksaklık oldu. Bir yayına katılamadı. Mütakip yayını da telafi edeceğiz inşallah. Kendisine kolaylıklar, selametler dileyelim. Şimdi Osman Profesör Doktor Osman Karatay hocamız Ege Üniversitesi Türk Tarih Araştırmaları Enstitüsü Ana Bilim Dalı Başkanı. Yayınlanmış çok sayıda kitabı var. Ve kitapları tekrar tekrar baskıya giren çok değerli hocalarımızdan biri. Hocam bu Türklerin kökeni ile ilgili kitabınızı ben 3. baskıdayken almıştım. Tabii kitabı çok fazla hırpalayınca tekrar almam gerekti. 20. baskıyı gördüm. Maşallah hocam şu an kaçıncı baskıda? 20. baskıya da geçmiş olsa gerek. 20 bitmek üzere. Öyle mi? Teşekkür 20. ediyorum hepinize. 20. baskı bitmek üzere. Evet, fevkalade bir çalışma hocam. Böyle her satırını böyle detaylı şekilde not alarak ilerlenecek böyle referans kitaplardan biri. Bir de Teşekkür ederim. kitaplarınızın dışında hem akademik çalışmalarınız hem dersleriniz, yayınlarınızı, çalışmalarınızı internet ortamından paylaşıyor olmanız hasebiyle de sizi takdir ediyoruz gerçekten. İzleyenlere, tarih severlere, yalnızca öğrencilerinize değil, sizi hoca olarak gören, ekranı başından tarih bilimine merakı olan tarih severlerin de aslında hocalığını yapıyorsunuz. Bu yönüyle de takdir Estağfurullah. etmek zorunda hissettim kendimi. Evet hocam, şimdi Türklerin kökenini nereden başlayabiliriz? Türklerin kökeninin istişare ederken bir bakış açısı, bir genel çerçeve oturtmak istiyorum açıkçası. Ve başlangıç noktasını şu bizim bir türlü tanımlayamadığımız, belirleyemediğimiz Türk tarih teziyle başlasak nasıl olur? Bir Türk tarih tezimiz var mı hocam? Evet. Böyle tarihçilerimizin mutabık olduğu, antant kaldığı ve Türk tarihi nerede başlar sorusunun böyle hap gibi özet, net bir cevabı var mıdır hocam? O konuda maalesef şöyle Atatürk'ün tarih tezi deniliyor. 2 ay kadar önceki bir videomuzda buna değinmiştik kısaca. Daha öncesi bizim sıfır noktasında olduğu için Cumhuriyet kurulduğunda hemen her şeyimiz gibi bilimsel tarihçilik de sıfır noktasındaydı. Bakın vakainamecilik ve tarihçilik çok farklı şeyler. Tarih bir bilim alanıdır. Bilimsel tarihçilik neredeyse sıfır noktasındaydı. Atatürk bilimsel tarihçiliği başlattı. Araştıralım dedi. Ne varsa bakalım dedi ki bilim bunu gerektirir. Ne varsa bakılır bilimde. Peşin olarak şunlara bakmayacağız diyemezsiniz. Her şeye, ilgili her şeye bakarsınız. Ondan hüküm çıkarırsınız. Şunlar alakalı, şunlar saçma, şunlar başka, şunlar tamam bizi ilgilendiriyor dersiniz. Atatürk'ün bilimsel tarihçiliğin başlangıcını başlattığını söyleyebiliriz. Gerçek olan da bu. Atatürk bir tarihçi değildi. Tarih tezi yoktu. O günlerinde bir tarih tezi yoktu. Tartışılıyordu da zaten ki bu tartışmalarda en büyük tarihçimiz olan Zeki Velid Toka'nın başını yemiştir maalesef. Bu tartışmalar yüzünden Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmıştır. O daha bilimsel yaklaştığı için. Evet, daha sonraki dönemde ise Zeki Velid Togan hem kendine güven sahibiydi ama artık 2020'lerdeyiz. Dediğim gibi genetik yeni ufuklar açtı önümüzde. Paleososyolojiden konuşuyoruz. Şimdi 30 yıl öncesinden daha farklı bir şekilde eski toplumu düşünüyor, değerlendiriyoruz. Paleoantropolojiden bahsediyoruz. İklimler tarihi çok farklı şeyler söylüyor bizlere. Eski tahminlere dayalı iklim tarihinin ötesinde şeyler söylüyor. Yani nereden bakarsak tabii ki buluntular, arkeolojik buluntular, bugün artık Sümer kentleriyle çağdaş olan Avrasya, Bozkır'daki kentlerin varlığını biliyoruz.
tarih yeniden yazılmalı. Yani 1960'ta, 70'te çok mükemmel bir eser yazılmış olabilir, yazılmıştır da çok sayıda. Fakat günümüzde ulaştığımız bilgiler itibariyle bunlar çok geride kaldı. Bunlar filolojik kaynakları değerlendirmek için filolojide de çok yeni açılımlar oldu. Dillerin birbiriyle ilişkileri, dil ailelerinin birbiriyle ilişkileri inanılmaz noktalara geldi. Bugün insanlar inanılmaz şeyler konuşuyorlar bu noktalarda. Yani bir 40 yıl önceki bilim adamını, en öndeki bilim adamını çok şaşırtacak sonuçlara ulaşıldı. Bizim şimdi günümüzde bunların hepsini birden, bakın tek bir alan değil, bir sadece dilci, sadece genetikçi, sadece arkeolog, bu neye benzer? Mesnevi'de geçen fil, hangardaki, ahırdaki, özür dilerim, fil hikayesine benzer. Girer, fil nedir? Karanlıkta görmez. İşte ayağına dokunur. Fil bir sütundan ibarettir der. Fil bir hortumdan ibarettir der. Bu buna benzer. Değişik bilim alanlarından veriyi kullanmadığımız zaman. Evet, bir kimse bütün bilim alanlarına hakim olamaz. Ama bir bilim adamı başka alanlardan veriyi kullanabilir, anlayabilir. Yani bir tarihçi, bir sosyolog, bir tıpçının söylediği şeylerin anlamını anlar. O ölçüde bir hekim ölçüsünde değil ama bilim diğer insanlardan daha farklı olarak ondan bir şeyler çıkartır. Dolayısıyla bu konuda bahanemiz yok. Ben o alanı bilmiyorum, alanım değil. O alanın bilimsel sonuçlarını her entelektüel, okuma yazmayı bilen her entelektüel anlayacaktır, anlar. Bunları kullanmamız gerekiyor hep birlikte, bütün hepsini kullanarak. İşte ikisiyle, üçüyle yola çıktık fakat bir alandaki, bir bilimsel alandaki bir sonuç ayağımıza çelme takıyor, ilerleyemiyoruz. Dolayısıyla onu da katmamız gerekiyor. Hep birlikte bütün alanlardaki bütün verileri düşünerek yola çıkmamız gerekiyor. Biz Türklerin kökenini ki özet bir kitaptır. Yani ince bir kitap değildir ama özettir. O belki 10 cilt, 20 cilt içinde o konuların ayrıntılı anlatılması gerekir. Bunu yaptığımız zaman yapamayız, olmaz. Kitabın maksadına uygun olmaz. Ama gerçeklik bu. Türklerin kökenindeki her bir başlığın bir cilt kitap olması, birkaç cilt hatta kitap olması gerekiyor normal şartlarda. Türk tarihinin özeti bile yüzlerce sayfa tutuyor. Dolayısıyla böyle bir kitapla bütün Türk tarihini neşretmeyi tabii ki mümkün olamayacağının farkındayız. İzleyicilerimiz de bu konuda zaten şeylerdir, vakıflardır. Ama hocam şuna katılıyor musunuz? Yani disiplinler arası çalışma metodunu artık bu yavaş yavaş bütün bilim dallarında gereklilik halini aldı. Ama tarihçilerimiz bu konuda biraz sanki imtina ediyorlar. Yani burada bir eleştirel bir yaklaşım açısı katılır mısınız? Yani eleştirel bir yaklaşalım da biraz bu konuya. Çok fazlasıyla, çok fazlasıyla hatta yapanlar eleştiriliyor. Bakın ben günlük olarak Altayistik veya Ural dilleri veya Hint Avrupa dilleri veya Sami dilleri ile ilgili yeni bir makale mi çıkmış? Yani İbrani dilinin, Arapçanın, bilmem Habeş dilinin, Etiyopya'da konuşulan dilin başka dillerle ilişkisi konusunda bilmem ne yeni bir makale mi çıkmış, ben hemen bakıyorum, bakmaya çalışıyorum. Sadece bizi söylemiyorum, Türkçe, Macarca dil konu. Onlar da bir şeyler söylüyor, ışık tutuyor. Şimdi bana dilci misin, ne işin var bunlarla? Otur tarihçilik yapsana. Hayır, öyle bir dönemde değiliz. Eskiler ayarını, mani etrafını cami diye bir kavram geliştirmişler imiş. Hayır, böyle bir şey yok. Ayarı diye bir şey yok. Ayarı içinde, gayri, yani o alanın dışındaki bilgiler içinde kullanabileceğimiz şeyler olabilir. Ondan haberdar olmamız gerekiyor. Ayarını mani diye bir şey olmaz. Etrafını cami diye bir şey olmaz. Biz Türk tarihinin etrafını nasıl çevireceğiz? Nereye uzanacağını bilmiyoruz ki. Bakmadan anlamayız. Kafamızca bir çevirdik, bir çitle çevirdik Türk tarihini. Kafamızca çevirdik. Her şeye baktık mı? Çevirebilmek için önce bakmamız gerekiyor. Ama sürekli de yeni bir şeyler çıkıyor. Yeni veriler çıkıyor. Dolayısıyla ne ayarını mani ne de etrafını cami yapma imkanımız yok. Bu eski görüş. Bunu bırakmamız lazım.
Evet. Şöyle de bir kritik var hocam. Şimdi yazılı tarihi kullanmak, neşretmek biraz daha konforlu. Yani salnameleri okuyoruz. İşte hububat kervanlarının güzergahları üzerindeki duraklarını okuyoruz. Bunlardan bir şeyler neşrettiğimiz zaman evet tarih çıkıyor. Bunlar tabii ki kıymetli çalışmalar ama biraz böyle o konfordan çıkıp, o konfor alanından çıkıp arkeolojiye, dil bilimine, genetik bilimine kapsayacak, ihtiva edecek en azından birkaç bilim adamının bir araya gelerek ortaya koyacağı makaleler mesela biz bunlara hasretiz. Yani farklı disiplinlerdeki bilim insanlarımızın bir araya gelerek yayınladığı makalelerin sayısı çok az gerçekten. Maalesef bu yapıldığı zaman ortaya çok ilginç şeyler çıkıyor. Bakın Altın Orda'yı en başta Rusya'da koca koca ciltlerle inanılmaz ayrıntılarla Altın Orda çalışıldı. Fakat bir Tataristan asıllı Amerikan vatandaşı bir bilim adamımız Yulay Şamiloğlu oturdu salgın hastalıklar konusunda bir uzman derecesinde kendini geliştirdi. Çok yakın dostumuzdur kendisi. Şu an Kazakistan'da çalışıyor. Yulay Bey veba konusunda acaba Altın Orda'da bir veba var mı? Ve Altın Orda'nın çöküşünü vebaya bağladı. O 1348'deki Avrupa'yı mahveden, nüfusun üçte birini götüren vebanın Altın Orda bölgesindeki etkisi üzerinde çalıştı. Ve bunun oradaki yıkımının da çok fazla olduğunu tespit etti. Daha öncekilerde bu yoktu. Dolayısıyla ne oldu? Yeni bir tarih yorumu ortaya çıktı. Tarihin gerçekliği ortaya çıktı. Yorumu da demeyelim. Evet bu oldu. Gözümüzün önünde artık. Bunu Eski sayfalar düşünmemiz çoğunlar. gerekiyor. Falanca han belli. Aynen. Şu kimse, şu han çok becerikliydi, iyiydi ama ondan sonraki gelen beceriksizdi. Onun yüzünden her şey mahvoldu. Bu kadar kolay değil. Yani Osmanlı'nın ilk sultanlar çok iyiydi. Sonra gelenler kötüydü. Kültigin Bilge Kağan da söylüyor bunu. Yavuz Yavlak Kağanlar geldi. Kendi dedelerine kötü insanlar diyor. Beceriksiz insanlar diyor değil mi? Onun memurları da bürokrasisi de kötüydü. Halkı da kötüydü diyor kendisi. Bu evet bir derece açıklıyor ama sonraki dönemin Osmanlı sultanları beceriksizdi. İlk sultanlar becerikliydi. Dolayısıyla Osmanlı'nın yükselme devri vardı. Muhteşem devri vardı. Sonra duraklama, gerileme, çöküş devirleri vardı. Bu kadar kolay değil yani. Osmanlı'nın sonraki dönemindeki gerçekten çok büyük birinci Abdülhamit gibi bakın biz ikinci üçüncü Selim'i, ikinci Mahmut'u, Abdülaziz'i küçük insanlar olarak göremeyiz. Abdülhamit gerçekten becerikli bir insandı. O zor şartlarda imparatorluğu ayakta tuttu. Dolayısıyla kişilere bağlayan tarih tarih olmuyor. Yetmiyor. Çok küçük Burada bir kısmını ancak çok zarif bir yorumunuz vardı hocam. O benim çok dikkatimi çekti. Osmanlı Devleti'ni ilk Türkçü imparatorluk, Türk İmparatorluğu olarak işaret etmiştiniz. Yanılmıyorum değil mi hocam? İlk Türkçü değil tabii ki. Mısır Memlukları çok net bir şekilde Türkçüydü. Diğerleri de Türkçüydü. İlk Türkçü değil de Göktürk. Osmanlı'nın evet o ilk döneminde gerçekten Türkleştirmeci Türkçü damarı bariz bu ağır basıyor bariz bir şekilde. Doğru. İlk Ama diyemeyiz ama Osmanlı Devleti'ni Türkçü bir devlet olarak tanımlayabiliriz, değil mi hocam? gayet tabii. Yani şimdi Yeniçeri'ye Hristiyan'ın oğlunu alıyor. Rüyasını bile Türkçe görecek diyor. İş burada biter. Yani rüyasını bile Türkçe görecek şekilde Türkçe öğrenecek. Bu işte medreseye gidecek, Arapça, Farsça eğitim alacak, bilmem ne, seyir süluktan geçecek, böyle bir şeyler yok. Türkçeyi öğrenecek, rüyasını bile Türkçe görecek. İş burada bitiyor yani. Bu Türkçülüktür en başta. Ama tabii uygulamada bu yönde olan, olmayan şeyler oldu. Bir külliye olarak Türkçülükle uyuşmayan şeyler olduğu ayrı mesele. Fakat temeller itibariyle bu ortada var tabii ki. Tabii Bu yüzden altın asırdan Türkçülük bahsediyoruz. Yani farklı tezahürler söz konusu olacaktır. Siyasi dengeler değişecektir. Peki çok biz aslında biraz Zülfiyar'a dokunduk. Tarihçilik bilimindeki tarihçilerimizin sorumluluklarının bir altını çizdik. Peki hocam hem yeni yetişen tarihçilerimiz için
hem de tarih biliminin bugünü ve bugünden sonrası için nasıl bir işaret gösterirsiniz? İstikameti nereye belirlersiniz? Yani Türk tarihçileri, tarih alanında yetişen akademisyenlerimiz hangi alanda uzmanlaşmalılar? Türk tarihine en üst düzeyde katkı sağlayabilmeleri için. Yani oradaki boşluk nedir? Nasıl o yönü çizebiliriz? Alan değil, bütün alanlar önemli. Önemsiz bir alan yok. Yalnız o alanları çalışırken dediğim gibi geniş ufuklarla, çeşitli alanlardan takviye alarak çalışmak önemli. Şöyle hocam, bunu yapmak Türk önemli. tarihçiliğinin evet. En çok ihtiyaç duyduğu segment alan hangisi? Yani eski Türk tarihçiliği mi, dil biliminden istifade edilecek alanlar mı, yazıtların, Çin kaynaklarının okunması mı? Hangi noktada eksiğimiz var da şu Türk tarih tezini bir tam anlamıyla oluşturamıyoruz? Sanırım sanat tarihi ve bozkır arkeolojisinde bayağı bir takviye ihtiyacımız var. Yani Necat Diyarbekirli Hoca, daha önce Emel Esin hanımefendi, şimdilerde Yaşar Çoruh Hoca, daha genç arkadaşlar girmiş bulundular, güzel şeyler ortaya çıktı ama daha geniş ve daha çok kadro ile bozkır arkeolojisinin ve sanat tarihinin takviye edilmesi lazım. Bu tarihe de büyük miktarda veri sağlıyor. Bu önemli. Ancak dilcilik tabii ki çok önemli. Maalesef karşılaştırmalı dilcilik Türkiye'de sıfır noktasında desek yalan olmaz. Bir Hungaroloji bölümümüz var. Mongolistik ama neler yapılıyor? Türkçe ile Moğolca'nın karşılaştırması adına Türkiye'de neler yapıldı? Bunları müferden bir şeyler yok. Dışarıda bir şeyler yapıldı. Onları biz okuyoruz. Bir de Moğolca'yı biliyoruz. O zaman Moğolca bilmemize gerek yok. Macarca bilmemize gerek yok. Kendimiz ne yapıyoruz? Macarca'yı biliyorsak, Türkçe'yi de biliyoruz, kendi dilimiz. Bunları yan yana koyup kendimiz bir şeyler düşünmüyorsak, sadece dışarıda yazılanları alıp okuyup getiriyorsak bir eksiğimiz vardır. Karşılaştırmalı dil bilim arkeoloji ve sanat tarihinden çok daha kötü noktada. Çok iyi dil bilimci hocalarımız var. Gerçekten ki benim çevrem, dost çevrem dil bilimcilerden oluşuyor. Ve sık sık kendilerini rahatsız ediyorum, danışıyorum, ilhamlarımı paylaşıyorum. Ama karşılaştırmalı dil bilim noktasında en büyük eksik sanırım orada var. Onu takviye etmemiz lazım bir an önce. Başka ne bileyim, tabii ki genetik alanı. Türkiye'de genetik adli tıp vakasının ötesine taşınmalı artık. Bizim de bir şeyler söylememiz lazım. Filolojik alanda eskiden kaynaklara erişmek zordu. Filolojik derken orta çağda, eski çağda yazılmış kitaplar, yazıtlar, belgeler, onları okumamız. İşte naklen okuyorduk, hemen her şeye ulaşmıyorduk. Bugün her şey elimizin altında, artık bahanesi yok. Ki büyük bir kısmı Türkçe'ye de çevrilmiş durumda. Şimdi Ammianus Marcellinus, hiç duymadığımız ama bozkır insanının hayatı hakkında en erken tarifleri veren bir insanın daha önceki eserlerde geçmezken bugün Türkçe'de mevcut örneğin. Filolojik alanda tarihçiliğin, şunu çok sık eleştiriyoruz, bize de bu yüzden çok kızıyorlar. Bilmem tek bir alanı alarak, o alandaki bilgileri alarak tarih yazılıyor. Prut Savaşı'nı yazıyor Osmanlı tarihçilerimiz. Prut Savaşı Türklerle Ruslar arasında oldu. Prut Savaşı İsveç boyutu var. Prut Savaşı'nın Lehistan boyutu var. Kozaklar var oradaki. Bunun gözlemcileri var. Venediklisi bilmem nesi, onların kayıtları var. Hepsini bırakalım ama en azından iki tarafı var. Türk ve Rus tarafı. Sadece Osmanlı belgeleriyle Prut Savaşı'nı yazdığımızda ne oluyor ki, yazılmış olanlar böyle çok az ölçüde.
yani nakli bilgiler falan kullanılmış. Buna benziyor. Benzer şekilde Memlük tarihi yazıyoruz Arapça kaynak. Çok geniş Arapça ciltlerce eserler var tabii birbirlerden, aynilerden. Evet. Fakat Akdeniz Devleti, İtalyan belgeleri, arşivleri hadsiz hesapsız Memlükler konusunda. Biz bunları kullanmadan Memlük tarihi yazdığımızda eksik oluyor, tek taraflı oluyor. Odanın tek tarafını aydınlatıyoruz, öbür tarafına ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla filolojik kaynaklarda da artık Arapça biliyorum, Memlük çalışıyorum. Hayır, Arapça bilmek yetmiyor, bahanesi de yok. Yayınlamışlar. İtalyanlar İngilizce yazmışlar. İngilizce bileceğiz bunu. Ama tercihen İtalyancı da öğreneceğiz. Şimdi arkadaşımızın, çok değerli bir arkadaşımız İzmir'den. Altın orada çalışıyor. Rusya çalışıyor. Ama oturup İtalyanca öğrendi. Niye? İtalyanlar da çok fazla altın ordayla ilgili erken dönemde 12. yüzyılda başlayarak arşiv malzemesi var, kitaplar var. Oturdu İtalyanca öğrendi. Bunun bahanesi yok. Dolayısıyla bunu terk etmemiz lazım. Her dili öğrenebilecek miyiz? Çeviriyi kullanmak zorundayız. Bütün dünyada bu böyledir. Bakın en çok dili bilen insanlar bile her dili yine bilmiyorlar. Fakat her kaynağı kullanıyorlar. Her kaynağı kullanıyorlar. Ben işte galiba en çok dilden kaynağın kullanıldığı doktora tezi bizim tezimiz oldu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Hocamızın birisi Arapça bilmeden bunları böyle çeviriyle kullanman olur mu? Ya insaf yani 9 dil kullandım. Arapça da bilmiyorum. Kabul edin. Ama ben o çevirileri yapan kişinin, Ramazan Şeşen'in hataları varsa onları söyleyin. İşte bu o hata yaptığı için sen de hata yapmışsın. Bir yerde bunları kullanacağız. Hepimiz her dili öğrenemeyiz. Fakat her dilden kaynağa ulaşmamız gerekiyor. Şu an hiç eskiden evet zor olabilirdi ki o da değilmişti. Yani tarih kurumunda bekleyen eserler görülmemiş. Maalesef bunları gördük. Orada var eserler. Bunun bahanesi de yok. Evet. Dolayısıyla filolojik kaynaklarda bir dile Selçuklu tartışıyorsunuz, Farsça bilmeniz gerekiyor. İyi. Peki ben şaşırdım. İki yaz önce Ermeni kaynaklarını tarıyor idim. O dönemin orta çağ döneminin Malazgirt Savaşı ile ilgili kullanılmayan Ermeni kaynaklarının olduğunu gördüm. Maalesef. Henüz Malazgirt Savaşı. Kim en canlı yayında onlar tasvir etmişler. Bizanslılar bir tarafta, Türkler bir tarafta. Onlar tarafları bunların. Ermeniler tarafsız taraf. Çünkü Bizans'ı terk etmişler. Yalnız bırakmışlar. Evet. Ermeniler canlı yayında sunuyorlar Malazgirt Savaşı'nı. Bizim Farsçayı biliyoruz. Selçuklu tarihini çok iyi çalışıyoruz. Yetmiyor. Süryaniler, o bölgenin insanları çok sayıda, çok zengin bir ortaçağ Süryani kütüphanesi var. Onların yazdıkları, onlar da şahitleri. Onların yanı başında oluyor. Yani Malatya'ya geldiği zaman ilk akınlar 1053'lerde falan oradaki Süryaniler bunları kayda geçiriyor. Biz bunları ki yani işte var işte Süryani Mikail'i kullandık ya. Süryani Mikail onlardan sadece birisi. Sadece birisi. Çok sayıda vakainame var o dönemden kalan. Dolayısıyla bu anlayışı terk etmemiz gerekiyor. Ne varsa ulaşmamız gerekiyor. En azından İngilizcem iyi değil. İyi olmak zorunda. Başka çare yok. Kesinlikle. Farsçayı öğrendiysek İngilizceyi de öğreneceğiz. İngilizce üzerinden Ermeni Süryani ki hepsi yok. Rusça da var ama bütün Ermeni kaynaklarının ortaçağı hepsinin Rusça çevirisi var. Biz oradan kullanıyoruz örneğin. Artık bunu bırakmamız gerekiyor. Şimdi hocam, Çin kaynaklarına göre Göktürk tarihini yazıyor. Evet. Oryantalistler, onlara biz Türkologlar diyoruz ama aslında Türkolog değiller biliyoruz. Oryantalistler, Doğu bilimciler. Bir Doğu bilimci Akatçayı, Farsçayı sadece kaynakları okuyup neşretmek için öğreniyorsa
ve yalnızca bir kaynağı okumak için bu iki dili öğreniyorsa biz ya Farsça öğrenmeye ne gerek var deyip öğrenmeye tenezzül etmeden tarih yapmaya çalışınca işte o literatürün tahakkümü içerisinde kalıyoruz. Biraz da burada şey olmak gerekiyor aslında değil mi hocam? Cüretkar olmak gerekiyor. Yani Akatçayı neden öğrenmiyoruz? Mesela biz hala Elam dilini çözemedik. Elam alfabesini çözemedik. Yani bu bizim ayıbımız olmalı. Kalkıp da şunu diyemeyiz. Kimse çözememiş bunu. Yani biz çözemezsek kimse çözemez tabii. Yani onları çok ilgilendirmiyor ama bizi ilgilendiriyor. Onlar Akatçayı çözmüşler, Sümerciyi çözmüşler. Bir şeyler aramışlar altında. Bulamamışlar. Bulamayınca üzerine daha fazla gitmemişler. Ama bizim bulacak çok şeyimiz var orada. Evet, işte bunu üstlenmemiz gerekiyor. Yazılanları aktarmak en kolay iş. Bakın o kadar kolay ki, ki maalesef günümüzde o anlaşılıyor. Hocalar yazmışlar, bunlar çalışılmış, bunları almak, aktarmak, derste anlatmak, sohbette anlatmak. En kolay iş, en kolay nakildir. Ben de böyle olmak isterdim. Yani çok yorulmadan kitaplardan oradan gördüklerimi alıp aktarmak isterdim. Kendi kafamla böyle yüzlerce, binlerce tilkiyi kuyruğunu birbirine değdirmeden gezdirmek yerine öyle bir kolaylığa kaçmak isterdim. Ama işte maalesef bunlar çalışıldı, çalışılıyor. Koca koca bilim adamları çalışmış. Sen de koca bilim adamı ol. Herkes olsun. Öncelikle birbirimizin önünü kesmeyelim. Kendimizin önünü kesmeyelim, inanalım. Onlar da 9 aylık, biz de özür diliyorum. Biz de yapabiliriz, yapabilmeliyiz. Buna inanmamız gerekiyor. Peki ben şöyle bir şey yok mu hocam? Yani, bizim eski tarihçilerimiz, işte Sayın Kafesoğlu, Sayın Togan, ya Hammer var, ne gerek var bir daha Osmanlı tarihini tetkik etmeye deselerdi, o külliyatı ortaya çıkartamayacaklardı. Şimdi biz de aslında onları referans alıyorsak onların yaptığını yapalım. Değil mi? Yani biraz burada tarihçilerimizi çok çok mu fazla eleştirdik hocam? Biraz böyle Zülfiyar'a dokunduk ama aslında gerekli noktaları işaret ettiniz. Yo, gerekli olanla bu Batı'da da yapılan bu zaten. Şimdi işte Nicolas Pope altayistik konusunu yazmış. Çok da güzel yazmış. Çok güzel yazdıysa Clason niye onu ölümcül, Dörfer niye onu ölümcül derecede eleştiriyor, büyük hatalarla eleştiriyor. Bakın orada da birisi, herkes aynı, yani oryantalist bakış, Türkolog, bilmem, doğu bilimci bak, öyle bir şey yok. Bilim adamları onlar. Birisi bir şey söylüyor, öbürü tam tersi bir şey söylüyor, söyleyebiliyor. Bunları görüyoruz. Birbirlerini kıyasıya eleştirebiliyorlar. Bilim adamları bunlar sonuçta. O zaman demek ki hepsi büyük hoca, hangisini alacağız? Birbirlerinden farklı şeyler söylüyor. Kafesoğlu ile Togan çok farklı şeyler söylerler. Özellikle Moğol münasebeti, karabeti meselesinde uyuşmazlar, birbirlerini kıyasıya eleştirirler. Buyurun hangisine inanacağız? Ha, ikisini de okuyacağız. Kendimiz başka şeyler de okuyacağız. Kafamızda bir şeyler oturacak ve bizim kendi görüşümüz olacak. Eğer ben bilim adamı olduğumu iddia ediyorsam, ben hoca olduğumu söylüyorsam, uyumana dolaşıyorsam, maaş alıyorsam, kendi kafamda bir şeylerin olması gerekiyor, kendi değerlendirmelerim. Öbür türlüsü dediğim gibi, yani müderrisliktir. Bir kitaptan okuyup nakletmek, hatta derste kitaba bakarak okumak. Bunlar o kadar kolay, cazip şeyler ki keşke biz de mi öyle yapsak dedirtecek şeyler. Ama doğru olan şeyler değil. Yapmıyorsunuz. Böyle olmamalı. Siz öyle yapmıyorsunuz. Muhtemelen yapamazsınız da. O biraz da şey, bakış açısı dünya görüşüyle ilgili olsa gerek. Peki hocam, bu Türk tarihini şimdi nerede başlatalım biz? Yani elimizdeki bilgi ve bulgular bize nereye işaret ediyor? Tamam, belki çok adını koyamayız, çok net bir tarif tasnif yapamayız ama bir başlangıç noktamız olsa sizin buradan başlamalıyız diyebileceğiniz bir bölge, tarih ve toplum var mı? Evet. Şimdi Türklüğü neyle eşleştireceğimize bağlı. Eğer genetikle eşleştirebilirsek, hocalarımız 27 bin yıl önceki bir mutasyonla ortaya çıkan bilmem R geninin R1 grubu, R1B grubu
bir tasnif yaparlar. Öbür taraftan kime Türk diyoruz? Türkçe konuşana Türk diyoruz. Dil öyle bir şey ki iki gün eşit değil. Bakın siz de ben de dün ve bugün farklı diller konuşuyoruz. Her insan, her toplum dün ve bugün, yarın da başka bir dil konuşacağız. Bugün bazı kelimeleri unuttuk. Yarın bazı yeni kelimeler öğreneceğiz. Dil sürekli değişiyor. Binlerce yıl zarfında da değişiyor. Şimdi günümüzden 5500 yıl önce Bangladeşlilerle İrlandalıların, Bangladeş ve İrlanda, İskoçya diyelim veya, dilleri aynıydı. Tek bir kaynağa gidiyordu. Bunların dilsel ataları, yani genetik ataları demiyorum, dilsel ataları aynı dili konuşuyordu. Düşünmek bile mümkün değil. Türkçenin 10 bin, 20 bin, 30 bin yıl boyunca tek bir dil olarak kalma imkanı tabiata aykırı. Türkçe milattan sonra 2. yüzyıl civarında tahminen kendi içinde ikiye ayrıldı. Daha doğrusu bizim şimdi konuştuğumuz genel Türkçe dediğimiz adına Z Türkçesi dediğimiz Türkçe eski ön Türkçeden koparak şimdiki hakim biçimini aldı. Eski biçimden de tarihi olarak Bulgar, Oğur Türkçeleri kaldı. Çuvaşça günümüze sadece kaldı. Şimdi daha önce de bunlar oldu. Ya 1800 sene öncesinden bahsediyoruz. Ondan öncesindeki 1800 sene önceki Türkçeyi hiçbir şekilde biz Köktürk yazıtlarının dili gibi düşünemeyiz, anlayamayız. Bugün Çuvaşçayı, günümüzdeki Çuvaşçayı çalışan insanlar sadece işte kelimeler, ben yol diyeceğim, Çuvaş sol diyecek. Ben kız diyeceğim, Çuvaş hır diyecek. Ne bileyim, ben baş diyeceğim, Çuvaş pıl diyecek baş yerine. Kelimeler ne kadar değişiyor? O zaman 1800 sene önce bu oldu. Peki 3000 sene önce nasıldı? Peki bundan başka diller türemedi mi? Eğer ortak bir dilden Bangladeşlilerin konuştuğu Hindi dil ile İrlandalıların Keltçe denilen dili çıktıysa 5500 yıl içinde, 5000-6000 yıl önceki Türkçenin geriye doğru sardığımızda başka dillerle bir araya gelmiyor mu? Bu Altay dilleri olur, Ural dilleri, Ural-Altay dilleri olur. Daha geniş başka dilleri de içine alan bir şeyler olur. Dolayısıyla geriye doğru gittiğimizde Türkçe kayboluyor, daha büyük ailenin içine giriyor. Bir bulut kümesi düşünelim, parçalandı bulutlar değil mi, rüzgarlar değişik, orada burada bulutlar ortaya çıktı. Bunun gibi bir şeydir dil. Bu daha öncesinde birleşikti, tek bir dil idi. Bu dil parçalandı, bölündü ve başka diller ortaya çıktı. Daha yakın zamanlarda buna lehçe diyoruz. İşte Türkiye, Azerbaycan örneğindeki gibi yakın zamanlıysa ayrışmalar, lehçe diyoruz. Ama çok geniş zaman dilimleri olduğu zaman buna dil diyoruz. Şimdi 1500 sene önce Almanya'dan kalkan Angler, Saksonlar ve Yutlar, bunlar Almanya'dan kalkan Germen kavimleri, Britanya adasına çıktılar. Orada ana kitleden koptu. Kendi içlerinde Anglo-Sakson dili gelişti, gelişti. Bugün karşımızda İngilizce olarak bu dil duruyor. İngilizce ve Almanca ayrı diller bugün. Ama geriye gittiğimizde Germen ana dilinde birleşiyorlar. Türkçenin de böyle bir durumu var. Ne kadar geriye götürebileceğiz biz? Bunu 3000, 4000 ama öyle 10.000 yıl mümkün değil. Başka örnekler bize bunun şöyle, mümkün olmadığını gösteriyor. Şöyle bir çerçevede aslında çizmemiz gerekmiyor mu? Asya'da ve yakın Avrupa'da belli başlı dil grupları zaten var. Yani çok fazla bizim önümüzde böyle onlarca dil grubu da yok. Bir eklemeli diller var. Bir işte Aryan, Hint-Avrupa diye bir tanımlama var. İşte bir Çin'in çok böyle şahsına münhasır bir dil yapısı var. İşte Afrika dillerini zaten mevzu bahis yapmayalım. Şimdi bu dil ailesine baktığımız zaman dillerle gittiğimizde zaten
Asya ve Avrupa'daki dünyanın o merkezi coğrafyasında dört tane temel millet ortaya çıkıyor. Bu dört temel milletten diğer milletlerin türemiş olduğu düşüncesi söz konusu oluyor. Mesela Avrupa toplumları, Batı toplumları kendilerini temelde işte Germenler, Aryanlar diye muhtelif alt sınıflandırmalar içerisinde sokuyorlar. Onlar o dil yapısının içerisinde kendi millet tanımını tam olarak oturtamıyorlar. Ama işte Türkler için bu biraz böyle değil anladığım kadarıyla. Yani Türkler birbirlerine aslında çok fazla kopmamışlar. Dilleri farklılaşmışsa da böyle çok dallanarak, budaklanarak farklı dil ailelerini bölünmemişler. Yani kimliklerini muhafaza etmişler gibi görünüyor. Biz işte evet görünüyor fakat Türkçenin akrabaları var. Bu akrabalarla bir tarafta Macarca, Hantice, Mansice, bir tarafta Moğolca, Tunguzca, Türkçenin akrabaları var. Geriye doğru gittiğimizde bu akrabalarla bir yerde birleşiyor. Birleştiği yerde bu diller ortadan kalkıyor. Ana dili ortaya çıkıyor. Biz buna ana Ural Altay dili diyelim veya inanmayanlar için ana Altay dili, ana Ural dili. Geriye doğru filmi aldığımızda Türkçe kayboluyor, Moğolca kayboluyor, Tunguzca kayboluyor. Tek bir dil. Nasıl geriye filmi 1600 sene geriye aldığımızda İngilizce ortadan kalkıyor. Ana German dili içinde. 1600 sene önce İngilizce yoktu. Hatta 1000 sene önce Fransızca diye bir dil yoktu. Geriye doğru aldığımızda. Türkçe Peki de geriye doğru Ural aldığımızda. Altay tanımını nasıl sınıflandıralım hocam? Yani bir Ural Altay dendi, sonra Ural başka, Altay başka dendi. Ondan sonra tekrar birleşti. Yani şu an güncel durum ne? Şu an son durumda genel kabul ne görünüyor? Şu an o konu siyasetin hakim olduğu bir saha. Habsburg Sarayı'ndaki Habsburg Politbürosu'nda geliştirilmiş ve Rus Çarlığı'nın da zamanla desteklediği 19. yüzyıl ortalarının 1848 ihtilallerinden sonra masa başı bir kanaat var. Bu Ural bölgesi dillerini Altay'dan ayırmak yönünde. Bugün tamamen bu hakim durumda. Fakat itirazlar da çok sıkı. Çünkü neye göre nasıl ayıracaksınız? Aynı kriterleri koyduğunuzda işte soruları soruyorsunuz, cevapları işaretliyorsunuz. Macarca Türkçe'ye daha yakın. Moğolca'dan daha yakın. Fince Macarca'ya daha uzak. Kendi dilinin evet. Bilgisi yok. Neden bu Uralca'yı böyle Türkçe'den Altay dilinden ayırıp Türkleri böyle doğuya atmak gibi bir çaba içerisindeler? Yani nedir bu Ural sevdası? Onu anlayamadım. Onu yorumlayayım. Sizin yorumunuz nedir? Ural sevdası diye bir şey yok. Ural halkları Avrupa'nın kuzeyinde kalmış olan ve bir medeniyet üretememiş olan. Bugün işte örnek ülke olarak Finlandiya'yı görüyoruz. Örnek toplum, örnek eğitim falan çağdaş bir olaydır. Ama Finlandiya daha yeni bağımsız bir devlettir. Daha düne kadar sürekli olarak kah İsveç'in, kah Rusya'nın sömürgesi olan bir şey yok. Uralı halkları Altay kitlesinden, daha doğrusu Altay diye bir dert de yok, Türk kitlesinden ayırmak bu yöndeki bir çabanın ürünü. Bunlar farklı, aynı da olamazlar. Çünkü Urallılar, Ural Dağları ve batısındaki, dolayısıyla Avrupa'daki bir halk. Altaylılar da Altay Dağları ve doğusundaki bir halk. İşte bu da şu var hocam. Yani bu aslında bu Ural diye Ural ve Altay arasındaki çok pardon hocam. Zamanlama da problem oluyor. Ses üste geliyor. Bu Ural diye tanımladıkları coğrafya aslında Yamna kültürünün merkezi değil mi? Yani nasıl Uralların Avrupa milletleriyle bir ilgisi yok. Ural dilini Türkçeden ayırmak gibi bir çaba içerisindeler ama ayırdıkları bölge de aslında Yamna kültürünün coğrafyası. O nasıl oluyor? Yani o ayrımı neye göre yapalım? Yok, Yamnaya kültürü güneyde kalıyor. Yani kurgancıların kültürü. Pazarın kuzey bölgesinden bahsediyoruz. Evet, geç Yenitaş ve erken bronz çağının Batı Bozkırları bölgesindeki kültürdür, Yamnaya kültürü. Onun hiçbir şekilde Ural'la bir ilgisi bulunmuyor. Urallılar onun kuzeyindeki ormanlık sahada yaşamış olan halk. Şey için tanımıyoruz hocam. Yani bu bölgede zaten bir Yamna kültürü var. Yani Yamnaya bölgesi
Ural Dağları'nın aşılmaz coğrafyası Asya'daki kitleler batıya göç edebilmek için Ural Dağları'nın güneyindeki o Yamna coğrafyasından geçerek oraya gitmek zorundalar zaten. Dolayısıyla oraya sonradan geldikleri çok açık. Genetik olarak da bu N haplo grubunun coğrafyasının Kingan Dağları bölgesi olduğu kabul ediyor. Bununla ilgili genetik bir Yupedia'nın bir genetik göç haritası var. Diyor ki işte N grubu Kingan Dağları'ndan batıya doğru göç etti. Ural Dağları'nın güneyinden işte bugün İskandinavya denilen bölgeye kadar ulaştı. Ama geçerken Yamna coğrafyasından geçmek zorunda. Yani Ural Dağları'nın üzerinden aşabilecek bir teknolojileri zaten yok. Dolayısıyla burada göçüp oldukları zaten belli. Yani geldikleri yer de belli. Yani bu takıntı, bu taassup niye onu anlayamıyorum. Şimdi değil. Avrupa'nın kuzeyi boyunca Yamna'ya bölgesine girmeden geçtiler. Aşağı bölgeyle bunların bir alakaları olmadı. Yani en güneydeki bildiklerimiz işte bugünkü Marilerin yaşadığı Ukrayna'nın kuzey doğu tarafında, Rusya'nın işte Voronej kenti etrafı falan en güneye indikleri yerler oralar. Oralar da çok kuzeydir. Ve ayrıca Ural Dağları öyle geçilemez dağlar değildir. Çok yüksekte değildir. Doğudan batıya sürekli geçişler olur. Ve bugün hala tartışılıyor. Acaba doğu tarafı mı, batı tarafı mı? Batı tarafı bugün gelinen noktada ana yurt olarak, Ural ana yurdu olarak hakim görüş. Bunların göç edebilmek için ister Sibirya'dan gelmişler, Baltık Körfezi'ne, Finlandiya'ya kadar ilerlemişler. Yamna'ya bölgesine inmediler hiçbir zaman. Ha, Yamna'ya nedir? Güney Ural sahasında, yani Ural Dağları değil de onun altındaki bozkır, düzlük sahada, Başkurdistan ve etrafındaki bölgeden bahsediyorum. Kazakistan'ın kuzeybatı kesimlerinden bahsediyorum. Orenburg etrafı. Oradaki halkların batıya doğru göçünü temsil eder. Bunlar kurgancı bir topluluktur. Bu Güney Ural halkı kurgancılar diye geçer zaten isimlerini bilmediğimiz için. Onlar oradan kalkıp Karadeniz bozkırları boyunca Macaristan'a kadar, Orta Avrupa'ya kadar yayılmışlar. Oradan hatta çok ilginç bazı kulları Britanya'ya kadar çıkmış. Böyle tek bir çizgi halinde, dümdüz bir hat halinde biz kurganlar izleyebiliyoruz. Kurgan yaparak kademe Macaristan'dan, Normandiya'dan ya da Frizya'dan, yanılıyor olabilir, Hollanda üzerinden işte o bölgeden adaya kadar çıkmışlar. Ama düz bir çizgi halinde, böyle dağılmadan. Dolayısıyla çok büyük bir oralarda yayılım olmadığını gösteriyor bu münferit bir hareket. Ama sonuçta Yamna'ya dediğimiz bu kurgancıların Doğu Avrupa bozkır bölgesinde. Yukarıdaki orman değil de Macaristan, Ukrayna, Romanya, işte Kafkas bozkırları, oraları alalım. Güney Urallıların Doğu Avrupa bozkır bölgesine yayılımını temsil eder. Yamna'ya kültürü ve Urallı halkı. Surubna kültürüyle bilgileri var mı bunların hocam? Yani Surubnalarla Yamna'nın herhangi bir tarih aralığında eşleştirebilir miyiz? Bir de kurgan kültürü diyoruz ya. Bu Yamnayalıların Sakalarla ilişkisi, irtibatını, yani biz şöyle biliyoruz. Batı Aryanları Yamnaya kültürüne bağlıyor. Şimdi bir de kurgan kültürüne bağladık. Bu sefer Aryanlarla Altaylar aynı bölgede komşu muydular yoksa iç içe miydiler? Orayı biraz netleştirmeye çalışalım hocam. Evet. Surubnaya kültürü Yamnaya'dan çok sonra Doğu'daki Andronovo'nun, yani M.Ö. 2. bin yılların başlarına geldik. Onun çağdaşı olan batıdaki kültürdür. Yani Surubnaya onun devamıdır kültürü gibi bir düşünceye kapılabilir miyiz? Yani biz Surubna'yı Türk kültürünün Türk kültürlerinden biri olarak düşünüyoruz ama Yamnaya coğrafyasına yakın olması münasebetiyle yani onlarla ilişkilendirilebilir. Aynı bölge. Yakın değil de aynı bölge. Yok. Oralarda Hint-Avrupalı toplulukların yaşadığını biliyoruz Surubnaya bölgesinde. Yani gitmiş ve belki ona doğru gelecek. Genetik bize bunu gösteriyor. Kurgancılar gidiyorlar ama sayılar az. Habire asimile oluyorlar sürekli olarak. Çatalhöyük Hoca'ya yaz sorabilirdik bunu. Keşke olsaydı. Evet. Sürekli olarak gidiyorlar. Kurgancıların
haplo grupları ilginç bir şekilde göç yolları işte Almanya'ya doğru yöneliyor. Kurgancıların haplo grupları Almanya'da, Slav bölgesinde, İskandinavya'da var, İngiltere'de kısmi olarak var ama Fransa'da yok, İspanya'da yok, İtalya'da yok, Yunanistan'da yok. Peki Yamna kültürünün Türk kültürüyle bir ilişkisi var mı hocam? Yamna'ya kültürü doğrudan, yani Güney Ural, bizce Türklerin ana vatanı olan Güney Ural bölgesinden kalkıp göç etmiş ki biz bu filmi daha sonraki çağlarda defalarca izliyoruz. Sürekli izliyoruz. Sakalar, Sarmatlar, Yazığlar, ondan sonra Hunlar, Bulgarlar, Avarlar, Peçenekler değil mi? Macarlar, Kumanlar, Oğuzlar. Defalarca izlediğimiz bir filmdir bu. Doğudan gelirler, Orta Avrupa'ya doğru göç ederler. Su yolu yapmış. Yanmaya da bunun aynen erken bir veçesi. Ama orada çiftçi, Neolitik çiftçilerin yaşadığı bir bölge. Nüfus daha sıkı, yerli nüfus. Siz bir azınlık olarak gidiyorsunuz. Güçlüsünüz, silahlarınız daha iyi, teknolojiniz daha iyi. Gidiyor, yönetiyorsunuz. Her halükarda yönetiyorlar. Yani doğudan gelip de hangi Türk topluluğu Avrupa'ya, Orta Çağ'da da öyle. Hiçbirisi yani Peçenekler geldi, Bizans güçlü diye, Macarlar güçlü, Ruslar güçlü diye Peçenekler gidip el pençe kul olmaya mı gitti? Hayır, geldik. Yurt istiyoruz. Kendimizin verirseniz de vermeseniz de alacağız. Söke söke alacağız dediler. Dolayısıyla erken yanmaya döneminde de böyle. Sayıları az ama güçlüler. Gidiyorlar, alıyorlar. Ne oluyor? Birkaç kuşak içinde, çoğunluk içinde asimile oluyorlar. Bu yüzden Karabudun, yani Avrupa'daki Karabudun'un nüfusu ile genetik yapısıyla kurgancıların genetik yapısı farklı. Sürekli geliyor, geliyor gittikçe, yani Yamna'ya kültürünün saati işledikçe kurgancıların getirdiği haplogrupların, haplotiplerin yayıldığını görüyoruz. Hayır, bütün hepsini kaplayamıyor tabii ki. Zaten dediğimiz gibi sıkı bir nüfus var. Nerede tarım varsa nüfus sıkıdır. Avrupa'nın toprakları verimlidir. Bugün de Almanya'nın nüfusu yüksektir, Fransa'nın yüksektir. Polonya'nın, Ana Rusya'nın nüfusu yüksektir değil mi? Ukrayna'nın yüksektir. Dolayısıyla bunlar geliyorlar, asimile oluyorlar. Genlerinde iz olarak, hatıra olarak bırakıyorlar bu bölgede. Zaman ilerledikçe, yani günümüze doğru yaklaştıkça oran artıyor. Kurgancıların getirdiği haplogrup oranı sürekli olarak artıyor. En son sanırım İskandinavya ile ilgili bir makale bir ay kadar önce okuduğumu hatırlıyorum. %14'lerden bahsediyor. Aslında iyi bir orandır. Çok yüksek bir orandır. Tabii ki. İskandinavya'daki yerli halk, Samiler hariç olmak üzere, yani Germen olan İsveç, Norveç, Danimarkalı nüfustan bahsediyoruz. Bunların içinde sanırım yanılmıyorsam %14'ten bahsediliyor. Çok yüksek. Yani %1-2 bile olsa bizim için bir şey ifade eder. Bir bağlantıyı gösterir. Açık edilebilir. Çok, tabii yüksek bir rakam. Ama biz bunun hepsinin Yamnaya döneminin yadigarı olmadığına inanıyoruz. Çünkü daha sonraki bir as göçü de var. O dinin Türkland'dan göçü. Kendi halkıyla birlikte İskandinavya'ya milattan sonra 100 senesi civarında bir göç de var. Onun da katkısının büyük olduğunu düşünüyoruz. Bu yüksek oranın oluşmasında. Peki, evet. Kurganları biz kime mal edebiliriz hocam? Yani bu kurgan kültürünü Sakalara mı, Türklerin atalarına mı, Yamnalılara mı? Sakalar çok geç. Yani kurgancılara göre. En erken kökleri, oluşum kökleri itibariyle burada bir arkeolog hocamız açıklasa iyi olurdu. İşte Orta Doğu'dan kalktı. Kafkasların kuzeyindeki Maykop kültürü bölgesinde en belirgin şekliyle kurganlar oluşmaya başladı. Kafkasların kuzeyinden doğuya ve batıya doğru yayıldı. Kurgan benzeri, yani kurganın ön tipleri, prototipleri, bu şekilde görüşler var. Ama net olarak işte kurgan budur. Kurganın ne olduğunu görmek istiyorsanız işte buna bakın diyeceğimiz kurganlar o söylediğim Güney Ural bölgesindeki
insanlara ait. Onlardan, yani Kuzey Kafkaslardan değil de Güney Ural bölgesinden doğuya ve batıya doğru yayıldı. Biraz şey... Oradaki halklar. Evet. Biraz şimdi şey... evet, özür dilerim, tamamlayayım. Çok özür dilerim, buyurun. Bu kimindir? İki yolu vardır bakmanın. Genetiğe bakarsınız. Kurganızların genetikleri. Oradan çıkan adamın DNA'sını incelersiniz. Bu DNA size bir şeyler söyler. Bakın, elimizde bir anahtar var. Anahtar ne? Avrupa'ya, Doğu Avrupa'ya kurgancıların girişinden önce Hint-Avrupa dağılmıştı. Anadolu grubu, Hititler, Luviler, Paliler falan ayrılmıştı bunlardan. Bunlarda kurgan yok. Yunanlılarda kurgan yok. Kurgancılar gelmeden önce Yunanistan'ı, bugünkü Yunanlıların ataları olan, erken Hint-Avrupalılardan kopan ataları, kurganı öğrenmeden güneye inmişlerdi. Eski Yunanlarda kurgan yoktur. Hititlerde kurgan yoktur. Evet. Ama Traklarda vardır. Nasıl olmuş? Niye Traklar Orta Avrupa'da sonradan geldi? Biz Anadolu'da Frik ismiyle biliyoruz bunları. Traklardan bir koldur. Bunlarda kurgan var. Niye? Kurganı öğrendikten sonra Balkanlardan Anadolu'ya geldiler. Ama Yunanların ataları, onlar da kuzeyden geldi güneye. Yani Karpat Dağları civarında bir yerden geldiler Yunanların ataları güneye, şimdiki yurtlarına. Ama gelmeden önce ayrıldıklarında kurganı bilmiyorlardı. Bu yüzden Yunan kültüründe, Helen kültüründe kurgan yok. Bir bu vardır. Artık ondan sonra götürürsünüz. Yani Germanlarda kurgan var mı? Latinlerde kurgan var mı? Romalılar kurgan yaptı mı? Tek tek sorarsınız. Yani bir genetiğe bakarsınız, bir de sonraki halklara. Ariler, Aryan kelimesini biz Hint-Avrupa'nın karşılığı olarak kullanmamalıyız. Aryan özel bir tabirdir. Türkiye'de yanlış biliniyor maalesef. Aryan, Hint ve İranların ortak atalarını anlatır. Batı Türkistan'da, şimdiki Türkmenistan etrafında Aryana ismiyle ülkeleri olan, o Ukrayna'dan oraya geçtiler. Ukrayna'dan Karadeniz, Hazar'ın kuzeyinden doğuya doğru göç edip Türkmenistan'a doğru indiler. Oradan işte Afganistan üzerinden Hindistan'a geçtiler. Horasan üzerinden de İran'a indiler. Çok Aryanlardan. Aryan bunların, tabii ki Aryan deyince biz Almanlarla Aryanların hiç bilgisi yok. Aryanlar Hint-Avrupa'nın bir koludur. Aryan'dan iki kol çıkar. Hint ve İran kolları çıkar. Aryanlar da yine yok. Kurgan yok. Eski İranlıların, Perslerin, eski Hintlerin Sanskrit dili konuşan, Vedaların dilini konuşan insanların kültüründe de kurgan yok. O zaman biz bu yani Hint Avrupa şey olarak tanımlayabilir evet. miyiz? Tokaryanlar, Soğudaklar gibi kitleler var ya hani İç Asya'da. Bu kitleleri bu Aryan dediğimiz kitleyle eşleştirebilir miyiz? Yani Lolan bölgesinde buluntular mı çıktı ya ortaya? İşte Batı bölgelerden Batı'daki kitlelerle özdeşleştirdi. Bunlar Batı'dan gelenlerdir dedi. Ya onlardan mı bahsediyoruz? Toharlar Aryan dilinden çok farklı. Batı Hint Avrupa dillerine yakın. Yani Keltlerin, Germanların, Latinlerin diline yakın bir dil konuşurlar. O da çok kafayı karıştırır. Hala bir çözüm bulunamadı. Açıklayamıyorlar. Yani Hint-Avrupa kendi içinde ikiye ayrılır. Bir kolunda Aryan grubu vardır. Slav, Balt, işte Yunan, Ermeni grupları bir tarafta vardır. Öbür tarafta Latin, Kelt, German grupları vardır. Toharlar Batı grubuna aittir. En doğudaki halktır ama Soğutlar falan zaten İran halk. Bakriyalılar, Soğutlar, Alanlar, Harizmliler, Peştunlar günümüzdeki onlar bilinen İran halktır. Ama Toharların durumu farklı. Toharların durumu ne? Arkeolojiyle işte eşleştirmeye çalışıyorlar. Afanasyevo kültürü vardır.
erken 1990'lara kadarki edebiyatta Afanasyevo kültürü milattan önce işte 3000'ler, hadi 3200 olsun diyerek açıklanıyordu. Bunlar işte Avrupa'dan kalkmış, Kuzey Avrasya boyunca ya Altaylar kadar yayılmış olan beyaz insanlar, Afanasyevolar beyaz insanlardır. Mongoloid değildirler. Bunlar Hint Avrupalıların atalarıdır. İşte bunlar doğuya kadar gittiler ve bunlar işte o mumyaları yapan, gelişmiş olan, ki mumyalarda da görürüz, dikkatimizi çeker, sarı insanlardır, kumralı insanlardır. Mumyalara dikkat edersek, Mulan Güzel'i de dahil olmak üzere, öyle beyaz insan tipi vardır, mongoloid değildir. İşte bunlar dolayısıyla Toharların atalardır diyorlar. Fakat büyük bir sıkıntı çıkıyor. Bugün artık Afanasyevo kültürü için 3750 milattan önce, 3750'lerde başlıyor da her günde değişiyor, her gün geriye gidiyor. Ve artık Afanasyevo kültürü, hayır kardeşim, yerli insanların kültürü, buradaydılar. Bunlar zaten burada dışarıdan gelmediler. Tarihi milattan önce 3750'ye alırsanız Tohar göçü günümüzden 4200 sene öncesine götürülebiliyor en fazla ayrılması. Yani milattan önce 2200'lerde Toharlar ayrılmış olmalı dil bilime göre. Fakat Afanasyevo milattan önce 3750'ler, belki 4000'lere doğru inecek. Kendileri oraya gitmeden önce orada olan bir kültürü o halka veriyorsunuz. Bu düşmüştür artık. Bugün gelinen noktada bu düşmüştür. Afanasyevo yerli o bölgenin tabii kalktı. Her ne kadar mevcut kitaplar, eski baskılar devam ediyor olsa da, onları okuyoruz olsak da, beyaz oldukları için Hint Avrupalılar olduklarını, bunu yani telif etme, birleştirme imkanımız yok ikisini. Dolayısıyla Toharlar milattan önce 2200'lerde en erken olmak üzere ayrılıp gitmiş olan, oralara gitmiş olan bir topluluk. Afanasyevo ile bir ilgisi yok. Şeyden ilgisi var. Tamamen şuna gidiyor. Anav kültürü, Kelteminar kültürlerinin Afanasyevo kültürüyle kültürün öncüsü olduğunu iddia edebilir miyiz? Yoksa bu kültürler ayrı ayrı coğrafyalarda, ayrı ayrı bölgelerde ortaya çıktılar ve kaynaştılar mı? Kaynaşmadılar, ayrı bölgelerdeydiler ve ayrı özelliklerdeydiler. Şimdi bugün baktığımızda elimizdeki albümlere bakalım. Türkmenistan ve Kazakistan. Çok farklı şeyler görürüz. Kazanov göçebelik tasniflerini yaparken bu ayrıma dikkat etmiş. Türkmenistan'daki Türkmenlerin bugünkü göçebeliğini Orta Doğu göçebeliği için de incelemiş. Çünkü Türkmenistan çöldür. Horasan gibi, Arap çölleri gibi göçebeliğin değişik türleri vardır. Türkmenistan bölgesinin ekolojisi Kazak bozkırından, Avrasya bozkırından farklıdır. Anav kültürü, bugün artık tabii Baktriya Margiana kültürel kompleksi olarak inceleniyor bu. Daha geniş bir alandan Pakistan'daki Harappa kültürüyle bağlantılı olmak üzere. Bu yerli farklı bir coğrafyanın zaten alan farklı. Ama bu şu anlama gelmiyor. Anav'daki insanlar ile yukarıdaki insanlar birbirine tamamen yabancı. Biz birkaç kelime bulduk. Örneğin bizim kullandığımız başka bir dilde de bulunmayan Pars kelimesi Anav halkının dilinde birkaç kelime tespit edilebilmiş durumda. Onların dilinde de var. Ya biz onlardan aldık, ya onlar bizden aldı, ya da aynı akraba halktık yani Anavlarla daha yukarıdaki bozkırdaki insan. Yani çöldeki Türkmenistan çölündekilerle Kazak bozkırındakiler. Ama bu kültürler tabii ki sürekli etkileşim var. Birbirleri arasında alışverişler var. En erken dönemin ticareti var. Fakat sonuçta ayrı yapılar. Anav kültürü, Kelteminar kültürü ve Afanasyevo kültürü ve daha sonraki kültürler ayrı yapılar. Zaten M.Ö. 18. yüzyıl itibarıyla bu bölge çökecek, yok edilecektir.
Yani arayanlar peşin bir hüküm tarafından ne? Hepsini bu bölgedeki topyekün Türk deyip geçmemiz çok yanlış. Yani biz biraz şeyiz, histerik yaklaşıyoruz. Anav da Türk, işte Afanasyo da Türk, Kelteminar da Türk. Yukarıdan gelen işte Yamnaya'dan aşağı inen o sonradan partları ortaya çıkartıyor. Partları da Türk yapmaya kalktık falan. Böyle bir her şeyi herkes Türk yapıyor. Ama şöyle bir şey yok mu hocam? Yani Hazar'la Altay dalları arasındaki o İç Asya coğrafyasında bu kitleler zaman içerisinde Türk kültürünün içerisine yerleşmişler. Yani bugün Türkmenistan ve Özbekistan ve Kazakistan üç ayrı genetik haplo gruplarının manzumesi de birbirlerinden farklı. Yani biz bunları sadece Oğuz Kıpçak diye ayırırsak bu sefer Türkleri de genetik olarak ayırmış oluruz. Ama belli ki buradaki halklar bu İç Asya'da bir araya gelmişler. Türklerin kalabalık olduğu bu coğrafyada Türklerin içerisine yerleşmişler. Genetik unsur haline gelmişler. Böyle bir özet geçsek doğru tanımlamış olur muyuz? Yok, böyle Kazakların, Türkmenlerin etnik yapıları farklı, böyle bir şey yok. Bakın, farklılık tek bir yerde. Demin ona bağlayacaktım konuyu. Niye böyle diyorlar Afanasyev, Andronovo, Kimta Avrupalı? Çünkü beyaz oldukları için. Niye Türk değiller? Çünkü Türkler Altay grubundan. Ural yok. Çünkü Türkler Altay grubundan. Dolayısıyla Japonlar, Koreliler, Tunguzlar ve Moğollar gibi. Dilleri öyleyse yüzleri de olur. Tipleri de öyle olmalı. Erken Türk tipi onlardan olmalı. Peki eyvallah. Çatalhöyük Hoca olsaydı kendisi konuşurduk yine. Çok kulağını çınlattık. Mesela şey var hocam. Kazakistan'ın bu YPD'nin verilerinde Kazakistan haplo grubunda yoğun şekilde C grubu var. Yani Moğolların içinde bulunduğu gen nüfuzundan çok fazla istifade etmiş. Özbekistan'da Q grubu, yani bu Amerintiler dediğimiz kitlenin atalarından çok fazla izler var. Türkmenistan evet Oğuzlara daha yakın J grubu içerisinde var. Yani biz Hazar'la Altay dallarının arasındaki coğrafyayı sadece Türklerin yaşadığı bir coğrafya olarak işaretlememiz yanlış olmaz mı? Başka kitleler de vardı burada. Yani burada oradaki yorumunuzu çok merak ediyorum işte hocam. Burada tarihçi olarak düşünmek durumunda kalacağım. O C ne zaman kendini gösterir? Bugün var C. Peki daha önceki dönemde Orta Çağ'da Kıpçak dönemine ait kurganlardan çıkan cesetlerdeki, kanıtlardaki DNA'larda var mı? Bakın Mısırlılar bir... İnsanla birlikte gelmiş olabilirdi. Evet. Mısırlılar dahi, dahi demeyeyim neyse, çok güzel bir filmdi. Bir dizi çevirdiler Bay Bas ismiyle. Bakıyoruz sarı sarı adamları, Avrupalılar, Kumanlar, Kıpçaklar olarak. Kazakistan'da Moğol istilası çağının öncesindeki nüfusta bu C var mı? Moğol istilası döneminde Rusya'ya da geldiler, İran'a, Anadolu'ya da geldiler. Yani Osmanlı'nın erken döneminde hala işte Kara Tatar dediğimiz nüfus orada burada duruyordu. Ankara, Balgat'ın Çorum'da köyler var hala Moğolca isim taşıyan, başka yerlerde de kuşkusuz var. Geldiler, yerleştiler. Tabii ki Kazakistan'da daha çok, Kırgızistan'da daha çok. Evet, Moğollar geldi, içimizi aldık, erittik. Biraz da genetiklerinden istifade ettik. Bize C haplo tipi eklediler. Ama batıya doğru geldikçe azalıyor. Türkmenistan'da tabii ki Kazaklardan daha az. İran'da, Azerbaycan'da, Türkiye'de neredeyse görünmez hale geliyor bu oran. Hocam bu günümüzdeki oran. Ne oldular? Soğudular, ne oldular? Toharlar, soğudular. Yani Türklerin o yaşadığı İç Asya'nın içerisindeki kitleler içerisinde bunlar zaman içerisinde Türkleşmedilerse nereye gittiler hocam? Bir ölçüde Türkleştiler evet. Tacikler yaşıyor bugün. Soğutların torunları olarak. Duruyorlar. Yagnobiler duruyor orada. Bir sürü işte o dağlık Pamir, Hindikuş bölgelerinde İranlı topluluklar var. İşte orada yaşıyorlar hala. Ama Harizm bölgesinde kalmadı artık İranlı bir topluluk. Başka yerlerde kalmadı. Toharlar, biz Toharların varlığını sadece
Uygur döneminden önceki 200 yıl, yani 6 ve 8. yüzyıllara tarihlenen belgeler var. Uygurlar döneminden bize kalmış olan, çeşitli şekilde Doğu Türkistan'dan bize ulaşmış olan belgeler var. Biz bunlardan öğrenebiliyoruz. Orada böyle bir halkın olduğunu. Bu belgeler olmasa hiç bilemeyeceğiz. Bunlar da, ha bütün Doğu Türkistan Tuhar mıydı? Çin kaynakları tek bu konudaki kaynağımız. Onu da çok net bir şey söylemiyorlar. Yani Yüeçi diye adlandırıyorlar. Muhtemelen Tuharları, Çinliler. Çin'in kuzeyindeki Ordos bölgesinde. Ama bütün Doğu Türkistan halkı da bu Yüeçilerle aynı soydur. Öyle bir şey de geçmiyor. Peki şey değil mi hocam? Sadece, Soğut alfabesi kullanıyoruz ya Doğu Türkistan'da. Doğu Türkistan'ın aldığı Soğut alfabesinden atıfla burada Yüeçiler diye dediğimiz kavmi Soğutlarla ilişkilendirebilir miyiz? Yani coğrafi olarak baktığımızda Yüeçiler bugünkü Doğu Türkistan'ın olduğu bölge aslında. Yok. Yüeçiler Doğu Türkistan değil. Yüeçiler Çin'in kuzeyindeki Ordos bölgesinden Mao Tun ve oğlu tarafından, Mete ve oğlu tarafından kovulmuş ve Afganistan'ın kuzeyine yerleşmişler. Yani o kadar gitmişler ki Çin'den çıkmışlar Türkistan'la değil, Orta Asya'nın en güneyindeki Afganistan'ın kuzeyindeki bölgeye yerleşmişler. Türkler, Müslümanlar orayı ele geçirdiklerinde o bölgeye Toharistan deniyor. Erkin Sam kaynaklarında Toharistan derler. Afganistan'ın kuzeyine bugün kalmamıştır. Ve bugün onlar tamamen ortadan kalkmıştır. Hiçbir izleri yoktur. Muhtemelen Kuşan devletini onlara bağlarlar. O bölgeye Afganistan, Pakistan, Hindistan kuzeyine hakim olan Kuşan devletini bu Yüeçilere bağlarlar. Fakat hiçbir izleri kalmamıştır. Bugün hiçbir yerde bunlardan eser yoktur. Bir onlardan inen grup yoktur. Tamamen asimile olmuş, yok olmuşlardır. Soğutlar ama duruyorlardı yerlerinde. Yüeçiler geldiğinde de Soğutlar yerlerindeydi. Yüeçiler yok olduktan sonra da Soğutlar yine duruyorlardı. Soğutlar daha batıda değil mi hocam? Yani Tuharlara göre daha batıda değiller mi? Bugünkü Özbekistan, yani Sodiana evet. Dediğimiz bölge Özbekistan. Mançura'ya yakın değiller yani. Değil değil. Peki hocam, Doğu Türkistan, ya yani Uygur Türklerinin Soğut alfabesini kullanıyor olması ve bu şeylerde de geçiyor ya, işte eski Uygur fal kitaplarında da geçiyor ya, kullandıkları alfabeyi bizim kendi öz alfabemiz, biz hep bu alfabeyi kullanıyorduk gibi bir tanım geçiyor orada. Soğut alfabesinin Doğu Türkistan Türkleri tarafından bu kadar sahiplenilmesini nasıl yorumlayalım? Soğutlarla Uygurların bir ilişkisi nerede var? Ay yok, şimdi fal kitabı Köktürk, Türk alfabesiyle yazılmıştır. Irk bitik, Soğut alfabesiyle değil. Yok, şeyden bahsediyorum hocam. Şimdi Doğu Türkistan'daki eski Uygur alfabesiyle yazılan kaynaklar, şu an Doğu Türkistan'da bir enstitü var. Bu enstitüdeki işte öğretim görevlisi şey diyor. Bu bizim kendi öz alfabemiz. Biz hep bu alfabeyi kullanıyoruz gibi bir tanım var. Yani bugün mesela o alfabeyi Doğu Türk, Uygur Türkleri çok ciddi şekilde benimsiyorlar. Belki son zamanlardaki politik tezahürler nedeniyle benimsemiş olabilirler ama Uygur Türklerin çok eski dönemlerde bu alfabeyi kullanıyor olmalarını hangi tarihsel vakayla eşleştirebiliriz? Coğrafyaları çok birbirlerine yakın değiller. Hayır. Çok eski dönem değil. Sadece Doğu Türkistan. Bakın, tamam. Uygurların muhteşem çağı Büyük Uygur Devleti'dir. Büyük Uygur Devleti'nden bizde başta Şinevsu yazıtı olmak üzere yazıtlar kalmıştır. O dönemde bunu kullanmazlar. Doğu Türkistan'a yerleştikten sonra Manihelik de tam tutmadı. Bu da inancına daha çok kaydılar. Tamamen din olarak tek saiki başka bir şey yok. Öyle çok hep kullandılar, yaygın kullandılar diye bir şey yok. Moğol çağına kadar, daha doğrusu Müslüman oluncaya kadar bunu kullandılar. Niye yaptılar? Hep işte niye biz geldik, Arap alfabesini kullanmaya başladıysak
Öyle dil ve alfabe maalesef bizim dünyamızda o şekilde değerlendiriliyor. Halbuki Batı'da ne bileyim Romalılar, Hristiyanlar kalkıp da Arami alfabesi, İbrani alfabesi kullanmadılar. Hazreti İsa Nasara kasabasındandır deyip öyle bir şey yok. Latin ve Yunan yazıları devam etti. Slavlar için Kiril alfabesi de ondan önce Glagolitik alfabe icat edildi. Ama maalesef bizde böyle bir şey yok. Din değiştirdiğimizde alfabeyi de değiştirdik. Çok güzel. Aynen Köktürk yazıtlarının aynı dil. Hiç ya yani Uygurca, Köktürkçe öyle bir şey yok. Tek bir dil. Aynı dil devam ediyor. Aynı dil devam ediyor ve bizim Türk yazısıyla, Türk oyma yazısıyla yazıyorlar bunu. Ama işte Doğu Türkistan'a yerleşip artık bozkır ortamından kopup kentli, yerleşik vahalarda, çöl ortamında yaşıyorlar ve bu da inancı hakim olmaya başlamış. Hem eski Türk inancı hem Maniheylik onun karşısında gerilemiş. Çünkü Tibet'ten, Hindistan'dan sürekli bir kültürel akış var sürekli olarak. Bu ortamda yapılan bir şeydir. Öyle kimdir o araştırmacı merak ediyorum. Ayrıca belgeler zaten Doğu Türkistan'da değil, belgeler Berlin'de. Belgeler Petersburg'da, Londra'da, Tokyo'da. Biraz i̇şte Türkiye'de... Benim aklıma şey geliyor aslında, yani Çin hükümetinin işte Doğu Türkistan Türklerini Türklükten çıkartma gibi bir çalışmaları falan var ya, hani siz aslında Türk değilsiniz, sizin aslında nesebiniz, kökeniniz başka. Yani o politik bir reaksiyon da olabilir gibi bir şüphe de uyandırıyor bu yönüyle. Yani bu kadar biz Türk değiliz aslında, belki soğuk düz gibi bir atıfta mı bulunuyorlar? Belki muhtemelen ama dönemlik bir yazıdır. Yani dönemlik olarak kullanılmış bir yazıdır. Daha sonra Uygurlar ha bunu Moğollara da verdiler. Şimdi Moğollar kullanıyor onu ama Uygurlar Müslüman olunca Arap alfabesine geçtiler. Şimdi Uygurlar Arap alfabesi kullanıyorlar hala Doğu Türkistan'da. Ama Moğollar Uygurlardan aldıkları alfabeyi kullanıyorlar. Baktığımızda Moğolistan'a aynısını görürüz. Böyle kıvrımlı Arami alfabesine giden alfabeyi görürüz. Dönemliktir. Ne evveliyatı yani, Uygurlarla Suudları vardır. Kökleri Uygurlarla Suudları herhangi bir noktada birleştirmemizin anlamı yok. Yani coğrafi olarak da zaten Suudlar evet. Yok. Suudlarla herkesi birleştiririz ama hepsinden farklı. Suudlar tüccardır. Yani bugünkü Buhara'nın, Semerkant'ın eski sakinleridir Suudlar. İpek yolunun tam üzerinde, ortasındadırlar. Her yere giderler, dilleri bilirler. Her deliğe girip çıkarlar. Çıkarcıdırlar, laiktirler, her dine girerler o noktada. Suudlar dolayısıyla ama bakın Köktürklerin Bizans siyasetini ayarlayanlar da Suudlardır. Çin kaynakları ne diyor? Erken Tang tarihinde bunlar olmasa bu Köktürkler, bu Türkler çok saf. İşte bu Suudlar esas akıl veren takım. Bunları kandırmak çok kolay da bu Suudlar yüzünden Türkleri kandıramıyoruz. Bunu erken Tang tarihinde geçer bu. Bu Köktürklere atfen söyler. Bunlar çok saftirik. Kolay kandırırız da bu Suudlar akıl veriyorlar, kandıramıyoruz diye şikayet ediyor. Suudlar bunlardır. Yani bir yerle bağlamaya bilmem neye gerek yok. Suud'u İstanbul'da görüyorsunuz tüccar olarak aynı anda İpek yolu boyunca. Suud'u belki Şam'da işte Hayfa Limanı'nda Akdeniz'de görüyorsunuz. Laoşang'da görüyorsunuz, Çin'de görüyorsunuz. Tabii ki yukarıda bizim işte Han Otağı'nın bulunduğu yerde bir ismi varsa Karakurum'sa Karakurum'da görüyorsunuz. Karavalgasun'da görüyorsunuz. Soğudu her yerde görüyorsunuz. Tamam yani Çin'in iddia ettiği yani bir Uygurların olarak bağlamaya falan gerek yok. Bir ilişkisi yok. İyi yerde de. Yok, özel bir ilişki yok. Peki hocam, şimdi şu Orhun alfabesi meselesini de biraz temas etmek istiyorum. Hazır hem Doğu Türkistan'dan, Uygur'dan geçti. Zaten sırada Hunlar vardı. Tam da Hunlara bağlayalım şimdi. Şimdi Çin kaynaklarında şey geçiyor hocam. Hunları
şey dönemine kadar bu harem ağası var ya Yue. Onun dönemine kadar Çin der ki işte Hunlar yazı kullanmıyordu. Yazının ne olduğunu bilmiyorlardı. İşte bu Yue, Laoshang döneminde geliyor, Hunlara yazıyı öğretiyor. Ve Siyanpilerin işte şeylerinde, arkeolojik buluntularında da şeyler ortaya çıkıyor. Yani Orhun alfabesinin ilk prototiplerini görmeye başladı. İkinci yüzyıl falan sanırım, milattan sonra. Yani Orhun yazılısının ilk örneklerini biz Evet. Hun döneminde, Siyanpilerde görüyoruz. Peki bu o zaman Orhun alfabesini biz Türklerle özdeşleştirmeyelim de Yue'nin geldiği o yan halkına mı atfedelim? Orada nasıl bir tamlama yapabiliriz? Peki Yue geldi, olmayan bir alfabeyi mi öğretti? Öğrettiyse Çin alfabesi öğretmiştir. Yok, kendisi yan Yani bir halkından. Yani orada kendisi bir Çinli değil. Yani Yuan'ın kendi Çinli değil, yan Evet. halkından onlara da işte kendi atalarının alfabesini öğrettiği gibi bir ifade geçiyor şeyde. Bu Hanşu'da. Evet. Evet, o ifadeyi çok iyi biliyorum. Orada bir alfabenin icatı yok ama esas olan Çinlerin bu konudaki tavrı aynısını çünkü Köktürk döneminde de görüyoruz. Bu Türklerin, Tuyguların alfabesi yoktur. Değnekler üzerine çentik atarak anlaşırlar. Ama Nasıl şeyde oluyor? Değnek üzerindeki çentikten her bir şey anlıyor. Çin yıllıklarında şey geçmiyor mu hocam? İşte Göktürklerin yazısı Hunların yazısı gibidir diye bir ifade geçmiyor mu? Öyle bir şey anlamıyorum. Evet. Şimdi ama önemli olan aynen Hunlar için söylediklerini Göktürkler için de söylüyorlar. Yazıları yoktur. Yazı yoktur'dan kasıt Çinliler gibi yazıları yoktur. Öbür taraftan yazıları yoktur fakat işte değnek üzerine çentik atarak anlaşırlar. Nasıl oluyor? Eğer çentikle anlaşıyorsanız yazı vardır. Bir yazı anlaşma malzemesidir. Anlaşabiliyorsanız o çentik bir yazıdır. Dolayısıyla Çin kaynaklarının bunların yazısı yoktur ifadesini biz Çin yazısı gibi değildir manasında alacağız. Öbür taraftan evet Köktürk ve Türk yazılarında şeyden kendi içinde bir çelişki olarak itiraf eder birbirine benzediğini. Ayrıca da hayır Noyunla buluntularında falan Hun döneminde erken döneme giden daha eski buluntular çıkmıştır. CMP devri falan onları bırakacağız. CMP bağlantısı değil. Hun'dan konuşuyoruz ki Esik Kurgan'a, Sakı Çağı'na falan hiç gelmedi daha. Beri Siyanpiler Hun değil mi taraftan hocam? Zakaryas. Kim anlamadım? Siyanpileri Anlamadım. Hunların içerisindeki bir Hun halkı olarak tasavvur etmeyelim mi? CMP'ler Hunların da içinde bulunduğu bir boy ama o Hunların döneminde doğu diğer daha baskın olan Fulun Tunku asıllı bunların içinde. Orada bulunan Türkler aynen Cengiz'in boy birliği gibi düşünelim. Türkleri de var, Moğolları da var ama ağırlıklı bir şekilde doğudan gelmiş olan, Tunku asıllı olan, Moğol asıllı olan topluluklar var. Fakat sonuçta yazı tartışmasında CMP'yi anmaya gerek yok. Doğrudan Hun ve Köktürk'ü anıyoruz ve öyle söylüyorlar. Demek ki yazısı var. Çin yazısı gibi olmak zorunda değil yazıları. Türkçe Çin yazısıyla yazılmak zorunda değil tabii ki. Hiçbir zaman da yazılmamış. Yani Soğuk'tan bilmem neden de almışız ama Çin yazısını almamışız. Çünkü o Türkçe'ye uygun bir şey değil. Fakat beri tarafa da geliyoruz. Zakaryas Süryani bir yazar. Diyor ki İncil Hunca'ya çevrildi. Atilla'nın Hunlarından bahsederek. Acaba nasıl çevrildi? Yunan alfabesi kullanarak mı? Öyle bir şey yok. Ermeni alfabesi mi? Öyle bir şey yok. Ha, çevirseniz ne olacak? Yani Yunan alfabesiyle Hunca'ya çevirdiniz. Bilmiyorsa, okumuyorsa net bir şekilde söyler. Ayrıntı vermez ama İncil Hunca'ya çevrildi. Bu insanlar yani Şeyle hangi ilgili değil mi alfabeyle hocam? çevirdi? Bu Ermeni dininin
Gregorianlığın bir kaynağı var ya Kumanikus'ta. Kıpçakların bu onunla bir ilgisi yok. Yok, onlar çok sonraki dönem. Ben Avrupa Hun çağından bahsediyorum. Avrupa Hunlarından bahsediyorum. Çok erken orta çağın başlar, hatta eski çağın son döneminden bahsediyorum. O dönemde İncil'in Hunca'ya çevrildiğini söyler Zekeriya. Hangi dile nasıl çevirdiler? Yani siz o halk alfabeyi okumayı bilmiyorsa kendiniz oturduğunuz yerde kendi alfabenizle o dili çevirdiniz ama bir işlevi olmaktır. Öyle bir zahmete girilse bunun bir olacaktır. Konstantin Kiril ve Metodius kardeşler İncil'i ve diğer ilahileri, metinleri Slav kilise ortak Slav diline çevirdiler. Makedonya'daki lehçe çevirdiler bunları. Ama ayrıntılarını da biliyoruz. Neye göre çevirdiler? Yunanca okumayı bilmiyorlar ki bunlara bir alfabe icat ettiler. Alfabeyi de verdiler. Dolayısıyla alfabe yok. Daha önce alfabeleri yoktu Slavların. Ama Hunlarda böyle şey yok. Yani çevirdiler bir de alfabe verdiler ellerine. Alfabe yaptılar. Öyle bir şey yok. Demek ki Hunların alfabesi var idi daha öncesinden. Var olan alfabe üzerine, var olan Hun diline Yunanca'dan çevrildi İncil. Ki artık Avrupa Hunlarının okuryazar olduklarını biliyoruz hocam. Yani şu tanımı rahatlıkla yapabiliyoruz değil mi? Yani hem Doğu Hunları hem Avrupa Hunları okur yazar bir milletti. Diğer kaynaklarda da bu şekilde geçiyor. Çin kaynaklarında geçen o yazmayı bilmiyorlardı ifadesi pek de objektif olmayan bir bakış açısı. Yani çok referans almamıza gerek yok. En azından çapraz okumayla çok geçerli olmadığını söyleyebiliyoruz artık. Çin yazısını bilmiyorlar. Onu gösteriyor. Yani yazı deyince Çin'in anladığı kendi yazısı. Öbürleri yazı değil. Öbürleri çentik. Yazı dediğin böyle yani olur. Yazıdan sayılmaz. Bizimki gibi olur. Onlarınki yazı bile sayılmaz. Değnek üzerine atılmış çentiktir diyor. O kendi bakış açısı. Onu çok kendine göre değerlendirmek lazım. Evet, Türkler aslında kağıda yazmak yerine taşa yazıyor olmaları, tahtaya organik maddeleri yazıyor olmaları sanıyorum yazı örneklerinin bugüne kadar gelmesini engellemiş, önüne geçmiş. Peki hocam, Doğu Hunları ile Avrupa Hunları gerçekten aynı Hunlardan mı bahsediyoruz? Yani aynı milletten mi bahsediyoruz? Tamamen aynı. Aynı millet. Tamamen aynı millet. Doğu Hunları Altay Dağları'nın dışına çıkmış, Çungarya'dan dışarı çıkmış, batıya gitmiş, Hazar'ı geçmiş, Avrupa'ya ulaşmış. Yani demografik olarak genetik olarak aynı milletten söz ediyoruz. Tabii ki. Ha, batıya göç ederken bunlara yeni katılanlar oldu. Yol boyunca göçe katılanlar oldu. Öyle bir Moğol bozkırlarından Doğu Avrupa'ya göç yok. Bakın ilk ayrışmadan Kuzey-Güney olarak ayrışmalarından başlayarak Çici dönem, özür dilerim, Çici Şanyu dönemindeki o dönemde milattan önce ki iki kuşak içinde bugünkü Kazakistan'ın doğusunda Moğol bozkırlarına gelen Hunlarla bir topluluk, bir nüfus oluşmuştu. Yani Hun ülkesinde her rahatsızlık çıktığında birileri kalktı batıya göç etti. Nihayet Hun kalmadı. Ancak daha sonra karşımıza işte bir Uygur oymağı olarak, boyu olarak karşımıza çıkar. Hun olarak Kaşgarlı kaydetmiştir bunları. Oradan göç etmişlerdir bunlardan. Hun Macaristan'a kadar ulaşmışlardır sonraki çağlarda. Ama sonuçta Köktürk çağındaki büyük boylardan birisi değildir. Küçük derken her küçük bir topluluk olarak kalmıştır. Fakat Vakane sürekli olarak işte Moğol bozkırlarından her rahatsızlıkta, her iç mücadele bir nüfus kalktı. Çin kaynakları bunu söylüyor. Kalktı göç etti. Orta Asya, Kazakistan bölgesinde bunlar biriktiler. Oradaki 300 yıllık bir yaşama dönemleri var. 300 yıl az bir dönem değildir Kazakistan'da.
Ayrıca da hepsi göç etmedi. Orada Akun diye bir devlet kurdular. Akunları en son 567 yılında son noktayı koydu İstemik Ağan. Ortadan kaldırdı. Batı Hunları bundan tam 100 yıl önce, 200 yıl önce özür dilerim. 100 yıl önce ortadan kalktı. Dolayısıyla Orta Asya'daydı esas kitle, kaldılar. Orta Asya'daki Hunlardan bir kolda kalkıp öbür tarafa gitti. Yani Lavoisier kanunu esasınca bir şey vardan yok, yoktan var olmaz. Enerjiye, enerji maddeye, madde enerjiye dönüşür. Ama sonuçta uçup gitmez, yok olmaz yani. O kalkıp gelen büyük Hunların torunları ne oldu? Bir taraftan bu Avrupa'ya gelen Hunlar nereden çıktılar? Öbürleri yok mu oldu? Bunlar gökten mi indi? Bu bağlantıyı birilerinin açıklaması lazım. Açıklayalım işte hocam. Birebir aynı değildi. Osmanlı kalanımız. Tabii ki birebir aynı değildi. Çünkü 300 yıllık bir dönem Orta Asya'ya yerleştiler bunlar. Oradaki Orta Asya'daki kendilerine katılan yerli unsurlar, diğer Türk toplulukları tabii ki bir kayma olacak normal olarak. Bu söz konusu olmaması söz konusu bile değil. Bu hiçbir şekilde Batı Avrupa Hunlarıyla Büyük Hunlar arasındaki bağlantıyı koparmaz. Gel gelelim beri tarafta da filolojik deliller de çok. Laoshang'tı değil mi o yakılan Çin başkenti? Hunlar Çin başkentini yakıyorlar. Neydi? Weishu'da geçiyor galiba. Xunlu diyerekten Çinler kendi klasik biçimleriyle anlatıyor. Bir soğut mektubu ulaşmış. İşte yazılmış Sodiyana'ya. İki tane tüccar. Ya burada işler kötü. Kızılca kıyamet ama biz iyiyiz manasında. Hem beylerine, ailelerine haber veren işte bu kim yaptı? Aynı şeyden onlar da bahsediyor. Başkenti yaktılar, saldırdılar. Ortalık kızılca kıyamet. Biz kendimizi kurtardık. Kim yaptı bunu? Hunlar yaptı. Hona diyor. Soğut kaynakları. Aynı şekilde biz örneğin Çinliler ne zaman 460 senesi civarında Çinliler Xunluların veya alanlara saldırdığını söyler. Öbür batı kaynaklarından biliyoruz aynı tarihte Hunlar alanlara saldırmıştır. Dolayısıyla aynı işi yapan bir fiil var, bir ortada fiil var, fail var. O faile birisi Hun diyor, birisi Xunlu diyor. Arkeolojik bağlantılar haddi hesabı yok. Yani Ordos bölgesinden başlayarak Macaristan'a kadar Hunların kalıntıları tamamen tek düze olarak tek bir kültüre ait. Başta kazanlar, meşhur Hun kazanları olmak üzere tamamen tek bir kültüre ait. O kadar uzun bir mesafe boyunca gitmiş ve hiç değişmemiş, hiç bozulmamış. Arkeolojide bunları birbirine bağlıyor. Yani tartışılacak bir konu bile olmaması lazım diye düşünüyorum. Çatalılık Hoca olsaydı sanırım burada bir tartışma çıkartacaktı. Çünkü onun bazı bulguları var. Bir bakış açısı getirmişti. Şimdi peki biz Macar Ovası'ndan Kindan Dağları'na kadar bir coğrafyayı gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman bu coğrafya aslında ana hatlarıyla üçe bölünüyor mu hocam? Yani Macar Ovası'ndan Hazar Denizi'ne, Hazar Denizi'nden Altay Dağları'na, Altay Dağları'ndan Kingan Dağları'na. Yani burada bir coğrafi izolasyondan söz edebilir miyiz? Batı Türkleri, Orta Türkler ve Doğu Türkleri diye bir sınıflandırma yapsak mesela. Evet. Bunu biz zaten Avrasya tarihçileri, sadece biz değil, dışında da böyle. Orta Çağ'da ve Eski Çağ'da etkileşimli saha olarak Mançurya'dan Macaristan'a diye tarif ediyoruz. Zaten üçe ayrılır. İşte Altay Dağları değil de Cungarya Boğazı'nı alırız. Cungarya Boğazı'ndan Mançurya Ovası'na kadar Doğu Avrasya, Cungarya'dan İdil ya da Yayık her neyse. Hazar Denizi'ne kadar diyelim, Hazar-Ural çizgisine. Orası Orta Avrasya, onun batısında da Alp Dağları'na kadar. Avusturya'nın
Alplerine kadar ki sahada Batı Avrasya olarak alınır. Kah böyle deriz. Bazen biz bazı yazılarımızda daha böyle egzotik dil kullanırız. Dikkat çekmek için yazdığımız yazının hitap ettiği kitleye göre Orta Dünya, Doğu Dünyası, Batı Dünyası, Orta Dünya deriz mesela Orta Avrasya'ya. Ama bu genel, tabii dedim ya, edebi bir kullanımdır. Fakat doğru olanı Orta Avrasya kullanımı. Orta Avrasya'da bizdeki Batı Türkistan. Ama tabii ki Batı Türkistan'ı bu şekliyle Batılılar çok kullanmak istemezler. Genel olarak daha yukarıdan herkesi razı edecek bir bakış kullanmak istiyorsak Orta Avrasya tabiri bunun için daha uygundur. Ortasya için. Peki hocam, bu üç ayrı Türk coğrafyası, Türk sahası için bahsettiğimiz bu tasnifle şey birbirine biraz yakın sanki. Pers ve Roma kaynaklarının bu İskitleri, Sakalları üçe ayırıyorlar yani. Kendinden geçecekleri kam hainlerinde kullanılan bir teskin edici bitkini dumanını çekenler, kırmızı içenler, sivri şapkalılar gibi farklı tasnifler var. Bir de işte İskender'in Doğu Seferi'nde artık seferin en son aşamasında şeye ulaşıyor. Çungale taraflarına ulaşıyor. Orada çöl sakallarıyla karşılaştığından bahsediyor. Yani çöl sakallarıyla yani artık şeye geçmiş. Bugün Kırgızistan bölgesine geçmiş. Taklamakan'a ulaşmış. Evet. Şimdi bu çöl sakalları kim? İskuzalar kim? Sivri başlıklı sakallar kim? Bu tanımlamayla bu tanımlama birbiriyle alakalı mı? Ya da onlar bu tanımlamayı neye göre yapmışlar? Yok. Onlar kendilerine göre. Roma kaynaklarının öyle üçe ayırması söz konusu değil. Roma'da değil zaten. Erken Yunan eserlerinden alırlar. Herodot'tan alırlar. Strabon'dan, Ptolemeus'tan alırlar. Romalılar yazmaya başladıklarında, dünyayı öğrenmeye başladıklarında sakalar kalmamıştı. Dünyada zaten. Atilla ile uğraşıyordu onlar. Küçük toplulukları vardı. Evet. Şimdi o Darius'un Behistun kitabesinde geçer üçe ayırma. Saka halma varga, o soma içen, soma içeceği, içkisi içen sakalar. Saka paradraya, denizin ötesindeki sakalar. Saka tikara havga, sivri başlıklı sakalar. Bunlar yani istediğimiz bir kalıba girecek tarifler değil. Ama kendileri o şekilde anlıyorlar, Persler. Biz şunlar şu olmalıdır, bunlar bu olma. İşte denizin ötesindekiler muhtemelen Doğu Avrupa'ya geçmiş olan sakalardır Darius'a göre. İşte sivri başlıklı sakalar hemen yanlarındakiler. İşte soma içen sakalar, ne bileyim, daha şey güney Mavera-Nehir bölgesine yerleşmiş olan sakalardır gibi tamamen doğrulaması imkansız olan. Yani o dönemdeki bir Pers'in gidip kafasına girmedikten sonra ne demek istiyorsun kardeşim? Bu ne demek? Nasıl anakronik yaklaşamayız o zaman bu yoruma. Tabii ki. Tahmini olarak söyleriz ama onun ötesinde hatta acaba Paradraya denizin ötesindeki aynı o dönem Farsçasında nehrede Draya, biz de ondan derya kelimesini almışız değil mi? Evet. Sir derya diyoruz, Amu derya diyoruz. Acaba onun ötesindeki başka birilerini mi kastediyor? Ama ben şeyi Doğu Avrupa sakalar olduğu kanaatindeyim. Saka Paradraya'nın yok, o genel Avrasya jeopolitiğiyle bu Pers adlandırmasının, sınıflandırmasının hiçbir alakası bulunmuyor. Peki şey ne diyebilir evet. Hocam? İşte bu Sümer döneminde, geç Sümer döneminde, işte Akat döneminde ortaya çıkan Turukkular, işte Suburlar, öncesinde işte Sümer, eski Sümer dönemindeki Elamlılar. Şimdi bu kitlelerin göçebe olduklarını biliyoruz. Savaşçı olduklarını biliyoruz. Öküz arabaları kullandıklarını biliyoruz. Ve inatla yerleşik hayata geçmediklerini biliyoruz. Şimdi bu kitleleri bu bahsettiğimiz iç Orta Avrasya'daki Türk kitlelerinin erken dönemdeki uzantıları olabilir mi sizce? Yok. Bir kere göçebe değiller. Göçebelik sadece
bildiğimiz klasik göçebelikten çok farklı olarak Hiksoslar için geçer, Mısır'ı istila eden. Konar göçer. Yanlış bu da göçebe olarak mı alacağız, göçmen olarak mı alacağız? Evet. Sadece Hiksoslar için geçer. Avrasya göçebeliğinin ezeli bir tarafı yoktur Türkler için. M.Ö. 9. yüzyılda başlar. Şeyde Naramsin yazıtına geçer Turku Krallığı 22. yüzyıl milattan önce. Daha yani bir yerde göçebelik var, Türklük var. Öyle bir şey yok. Bedevilik de göçebe, Hindistan'da da göçebeler var. Amerika kıtasında da her tarafta göçebeler var. Bugün hala Hindistan'da ormanlarda göçebe yaşayan insanlar var. Sibirya'da hiç Türklük delgisi olmayan, hatta Ural Altay topluluklarından olmayan topluluklar var. Göçebe olarak yaşayan. Bu göçebelik ile Türklüğün hiçbir özel bir bağlantısı yok. Ayrıca da göçebelik yeni bir yaşam tarzıdır. Eski değildir. Eskiye götüremiyoruz. Çünkü yüksek, evet. Bu bahsettiğimiz milattan önce 15. yüzyıl, 16. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar geçen sürede bu işte Zanos Dağları'nın doğusundan gelen, bu yerleşik olmayan atlı kavimler ki Emine Sonur Hoca da şey diyor, tetkiklerinde eklemeli dil kullanıyor bunlar. Yani Mezopotamya dilleri gibi bükmeli dil kullanmıyorlar, eklemeli dil kullanıyorlar. O zaman Türklerle mi eşleştirelim? Sakalarla bu kitleleri eşleştirme gibi bir çalışması var. Bununla ilgili yani Türk değillerse ne olabilirler? O dönemde bu Orta Avrasya'da hangi kavimler var? Evet. Türk değilse akraba olur. Muhtemelen öyledir. Fakat araba diye bir şey yok bakın. Savaş arabası yok. Yok. İlk arabalar. Evlerini öküzlerin çektiği kanlarda taşıyorlar şeklinde geçiyor. Savaş arabaları, ilk arabalar Mitannilerle birlikte M.Ö. 17. yüzyılda başlar. Ha Avrasya'da, Güney Ural bölgesinde, Sintaş'ta ve daha önceki dönemde orada yoğundur. Orada vardır. Arabalar daha güzeldir. İlk arabalar orada bulunmuştur. En güzel arabalar oradadır. Orta Doğu sonradan öğrenmiştir. Yok şeyler, araba yoktur. Evlerini kanlılarda taşıyorlar. Evet, kanda taşıyorlar. Savaş ama arabası. Öyle savaş arabası yoktur. Göçebelik hiç yoktur. Atlı savaşçı ne zaman başlar? Atlı savaşçı hiç yok. Avrasya'da zaten başlamıştır. Milattan önce 1000-1100 diyorlardı. Şimdi yenilerdeki bir makalede 1200'lerde başlatabiliriz demiş bir konunun uzmanlarından birisi. Milattan önce 1200'lerde başlıyor. 1200'ün öncesinde Avrasya'da da savaş arabaları var. Fakat bu arabayı çektirmektense biz atın üzerinde olsak daha manevra kabiliyetimiz hızlanır diyerekten ata üzerine eğer semer işte takımlarını koyup henüz üzenginin keşfedilmesine daha çok vardır ama Avrasya'da 1200'lerde başlıyor. Bakın bu Kadeş Anlaşması'nın imzalandığı Hititlerle Mısırların savaşı bitirdikleri dönemden bahsediyoruz. İlk kez atın üzerine binip atlı savaşçı tipinin denemelerini yapıyorlar. Acaba böyle olur mu? Deneyelim. Atın üzerinde de savaşılır mıymış? Daha önce onlar da demiyorum. Zaten başkaları onlardan aldı savaş arabalarını. Güney Ural bölgesinden bizimkilerden aldılar, öğrendiler, Hititler. Mitanniler üzeri Orta Doğu'ya yayıldı bunlar. Yani bunları bilmek lazım. Ekrem Memiş Hoca mı demiştiniz bilmiyorum. Bunları nazara alması gerekiyor. Bir anakronizm, zaman uyuşmazlığı olacaktır. Ortada göçebelik yokken, ortada savaş arabası yokken, ortada atlı savaşçı yokken bunların var olduğunu iddia etmek. Yok hocam, atlı savaş arabası değil, öküzle taşınan evlerini öküz arabalarıyla taşıyan kavimlerden bahsediyor. Sesiniz kesildi hocam.
Bir sıra çıktı. Ortadoğu'da biz arabanı bulup bir grafik özelliği yok. Yani eşyalarını, yüklerini kanıyla taşımalarının hiçbir etnografik özelliği yok. Bir bağlayamayız. Tamam, yani Türkler kanı öküz arabalarıyla bir yaşam modeli geliştirdiler diyemeyiz. Elimizde sadece evet. Ha, yok yok yok. Bir şey yok. Bunlar coğrafyası olan, belli olan insanlar. Dağlı insanlar, göçebe insanlar değil. Biz göçebe insanlığı yükselmesi için, yükselmesi diyor. Göçebe ileri bir ama bunu yap. Tam vardır. Kapasite değil mi? Bunlar dağlı insanlardır. Göçebe insanlar. Dağda göç eden, mevsimlik göç eden. Bakın Anadolu'daki yörükler göçebe midir? Yanlış kullanıyoruz. Göçebelik farklı bir şey. Yazlık, kışlık iki yörük değildir göçebelik. Ondan ibaret değildir. Bir kışlık sabit yerleşiminiz var. Yazında yaylaya çıkıyorsunuz. Otun daha bol olduğu yere gidiyorsunuz. Bu yerleşik hayattır. Yani yarı göçebeliktir. Niçin yarı? Çünkü öbür yarısı yerleşiktir bunun. Göçebelik de Avrasya göçebeliğinde tam göçebeliktir. Ayağınızı bir yere bağlamazsınız. Sonuna kadar özgürsünüz. Dolayısıyla göçebelik yok. Bunlar Zaros bölgesinin dağlı halklarıdır. Elimizde büyük ihtimalle ikincisi de acaba Türk kelimesi İlşunayir kralları Türk kelimesiyle ilgili midir? Türk kelimesi değil de bu Kunlu olabilirdi, Hun olabilirdi, ne bileyim Koman var, Komagene halkı var, Komane halkı var, Subar var. En önemlisi Turku'yla orada şifreyi Subar çözecektir. Çalışılmadı lan. Sümer'e isim veren Subarlardır. Yani çöl kavimleri, Sami kavimleri Sümer'e, Sümerlilerin kendi ismiyle, Sümerler diye bir halk yok. Onlar kendilerine Kengir diyorlar. Biz şimdi kalksak Sümer ülkesine zamanlı yolculukla gitsek, siz dillerini öğrenmiş olarak siz Sümerler desek onlar kim bilmeyecekler. Biz Sümer değiliz, biz Kengir'iz diyecekler. Dolayısıyla bunların Sümer ismini Subar'dan, yani kendi telaffuzlarıyla Sumar'dan geliyor. Yabancı dış adlandırmadır Sümer'e yönelik olmak üzere. Kendilerine verdiği bir isim değildir. Peki hocam. Çünkü evet. Şimdi Çin kaynaklarında şey geçiyor ya, işte Motu'nun atası Motu'dan 1000 yıl önce yaşadı diye geçiyor. İşte Xiongnu'lardan bahsederken efsanevi Çin anlatıları Hunları ta M.Ö. 2500'lere falan götürüyor. Şimdi burada nasıl bir yaklaşım açısı, nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız? Yani Türklerin ana yurdu gerçekten o Hun bozkırları, Hun ovası mı? Yani milattan önce, öyle yaparsak hadi milattan önce 2500'lere götürürüz Türk tarihini. Yani zorlayacaksak, daha eskiye gitsin diye uğraşacaksak oraya götürürüz. Ama bu milattan önce 2500 denilen Hun coğrafyası aynı şekilde milattan önce 2500'lerde o Orta Avrasya diye tanımladığımız bölgedeki Türk varlığına dair bir şeyler bize anlatıyor mu? Oradaki mesela Hintlerin, gerçi Hintler çok coğrafi olarak yakın değiller belki ama diğer efsanelerde, diğer mitlerde, yani İranlılar da çok yeni. İranlılar milattan önce 1500-1700'lerde falan geliyorlar sanırım. Yani onların da mitolojilerinde böyle milattan önce 2000'ler civarında, 2000'ler ve biraz da geriye tarihlenen efsanevi anlatımlar var. Şimdi biz efsanelerden ne çıkartabiliriz hocam? Türk tarihiyle ilgili efsaneler bize ne anlatabilir? Çok şey anlatır ancak güleceğimiz, gülümseyeceğimiz kısımlar vardır. Şimdi o kayda da gülümsememiz gerekiyor. Neden?
Herodot 430'larda kitabını bitirdiyse, Sakalar, İskitler bu Doğu Avrupa'da, şimdiki Ukrayna'da, halbuki gelişlerini anlatır, Kimerleri kovmalarını kendisi bizzat anlatır. Ama bunlar bin yıldır buradadır der, kendisiyle çelişerek. Sakalar, Herodot'tan 200 sene kadar önce o bölgeye gelmişler. Gelmişler, konmuşlar. Kendisi de Odessa'nın yakınlarında Olbia kenti vardır. Eski bir Yunan kolonisi. Olbia'da bulunmuş, Sakalar'la oturmuş, Bozkır'a çıkmış, ata binmiş, gezmiş. Herodot Sakalar'la hemhal olmuş ve bize ayrıntılı bir şekilde anlatır. Sakalar'ın o bölgeye nasıl geldiklerini, Kimmerleri nasıl yendiklerini de kendisi anlatıyor. Ama öbür taraftan üç tane köken anlatısı, söylencesi bize nakleder. Bin yıldan bahseder. Bu bin yıl çok kolay söylüyor. Aynen. Çin'dekine... Arapların 40 rakamı Herodot, gibi. Bakın, aynen. Herodot'takinden daha fazla Çin'dekine gülmemiz gerekiyor. Çünkü daha düne kadar, yani yeni yapılan kazılar, Şici'de bahsedilen Şia dönemi gibi efsanevi dönemler diyoruz bunlara. Tarihi dönemler demiyor. Ama ancak yeni yeni Şici'de işaret edilen bölgelerde gerçekten de devlet yapısını andıran bazı kültürlerin olduğu yeni kazılarla anlaşılmaya başlandı. Buna kadar daha dün değil Hunlar, uzaktaki Hunlar, Çin'in kendi içindeki Chu öncesindeki dönem, milattan önce 1027'den önceki dönem, 1027'yi nasıl, nereden buluyor? Bütün kitaplar yakılmış. Ya. Yani Şici'de böyle net bir tarih söyler. Bugünkü yani seneleri koyduğumuzda milattan önce 1027'ye çıkar. Böyle bir şeyi nasıl söylüyor? Şici'den şeyden önce, Han döneminden önceki Shi Wangti kitaplara yaptırmıştır. Ancak böyle süzülmüş bilgiler ulaşır kendilerine. Şu döneminin bütün kitapları, tarih kitapları yakılmıştır. Şimdi kendisine ait olan bilgiler, bilim olarak niteler ve ancak yeni yeni o dönemde de bir şeyler vardı. Millet oluşum demeye başlamışken uzaktaki Çinlere 1000 yıl, 3000, 4000, 5000 yıl diyebilir çok rahat. Biz sadece gülümseriz. Herodot'a gülümsediğimiz gibi. Evet. Herodot'un Sakalara, Çinlerin Hunlara duyduğu büyük saygı ve bir yönüyle onlardan bir tür korkuyla ortaya çıkan bir saygının ifadesi olarak tanımlasak rasyonel bir bakış açısı ortaya koymuş oluruz. Yani çok da böyle efsaneleri rakam olarak dikkate almamak gerekiyor sanırım. Gayet tabii. Efsanenin söylediği başka şeyler vardır ama o rakamlar olmaz tabii. Peki hocam. Yani işte Peygamber 900 yıl yaşadı rivayeti gibi rivayetlerdir. Halbuki eski insanlar, bu bir insanın içindeki özlemi gösterir. Geriye doğru gittiğimizde bakın Kuzey Avrupa için geç yeni taş dönemi için bir hesaplama şu an aklıma geldi. Ortalama ömür 37 yıl. Ya zaten İnsanlar eskiden daha kısa yaşıyorlar. Biz bir de okuduğumuz şeylere hayal gücümüz atıyoruz. Yani mesela şey dediniz ya hocam, bin yıl yaşıyorlar diye. Aslında Kur'an'da da bin olarak geçmiyor. Orada işte 1000 yıldan 50 yıl eksik yaşadı diye tercüme ediliyor. Ama o 1000 yıldan 50 yıl diyor ya, o 1000 yıldaki yılı ame diyor, ondan sonraki 50 yılı senedin diyor. Yani birinde yıla başka bir isim veriyor, ötekindeki yıla başka bir isim. Yani çok uzun bir süre yaşadı, 50 yılı istisna gibi bir anlam çıkıyor ortaya. Ama biz okurken böyle 1000 sene bizim o kadar hoşumuza gidiyor ki, bir insanın 1000 sene yaşaması. Böyle her okuduğumuz şeye, her böyle anlam boşluğuna hayal gücümüzü takviye ediyoruz. Biraz aslında amatör tarihçiler mi diyelim onlara? İşte tarihçilerimiz çok fazla temenniyle tarihi neşredip işte
Türkleri beyaz insandan daha önceye götürmek gibi bir gayrete girişiyorlar. Yani 25 bin yıl öncesine götürüyorlar. Ki daha bildiğim kadarıyla beyaz insan henüz ortaya çıkmamış o dönemde tam anlamıyla. Böyle bir kaotik bir süreç var. Yani burada aslında bilimsel akılın evet, bu düşüncelere rehber olması gerekiyor. Tarihin dışındaki tartışmalar, evet, tarihin dışındaki tartışmalar, bunlar hiç girmemize gerek yok. Evet, Türklerin işte, atalarının ataları, evet, sürekli atalar geriye doğru gider ama bu Türklük o şekilde geriye gider anlamına gelmez. Türklerle akrabalarının ortak dedeleridir bunlar, öyle diyelim. İşte hocam, yani, ben kendim, tarihçilerimiz bu konuda beni geriye aldığında ortaya koyacak ki insanların zihninde bir şeyler canlanabilsin. Biz orayı boş bırakınca insanlar o boşlukları böyle 20 bin, 25 bin senelerle dolduruyorlar maalesef. Ondan sonra nasıl kaldıracağız? Bu enkaz oluyor. Hayır. Çok net olarak biz bunları söylüyoruz. Yani biz Sintaş'ta kültürüyle başlatıyoruz. Sintaş'ta'nın devamı olan Andronova bölgesinde Türklük oluştu. Yani 500 öncesi Türk var ya, diğerlerini sene vererek biz net olarak söylüyoruz. İşte programımızın evet, finalindeki o hap gibi cevabı aldık mı hocam? Ne dedik? Orada sesiniz biraz kesildi. Orayı tekrar dinlemek istiyorum sizden hocam. Türkler ne zaman ortaya çıktı? Yer ve zaman lütfen. Güney Ural'daki Sintaş'ta kültürü Orta Avrasya Bozkırı'na yayılarak Andronova kültürü haline aldı. İşte bu Andronova kültürünün gelişme dönemi içinde biz Türklüğün oturduğunu, kimlik olarak oturduğunu hesaplıyoruz. Daha öncesinde bu hesaplamaları yapma imkanımız yok. Türklerle alakalı, Türklerin devlet ataları olan topluluklar var ama bu ayrımı diğer atalarıdır. Fakat Sintaş'ta sonrasındaki topluluğu biz diğerlerinin de atalarıdır dememize gerek kalmıyor. Sadece Türklerin atalarıdır diyebiliriz. Milattan önce 3500 itibariyle Türklük var rahat diyebiliriz bugün. Ha, bu oluşum dönemi yani bir anda olmuyor. Birdenbire bu sene itibariyle Türklük var. Öyle bir şey yok tabii ki. Sintaş'ta milattan önce 2200'lerde başlar. Geriye doğru gider, nüvesidir. İşte bu bitki, bu ağaç ne zamandan işte zeytin çekirdeği var, biz onu görmedik. Çıktı, ot sandık. Gelen geçenler onu ot olarak gördüler, o zeytin çekirdeğinden çıkan bitkiyi. Sonra ağaç olarak görmeye başladılar, ağaç var dediler. Bir öncesi vardır, hiç görülmeyen çekirdek dönemi vardır. Çekirdeğin koptuğu zeytin dalı ağacı vardır. Dolayısıyla bizim o zeytinden çıkan ağacı görmeye başladığımız döneme diyor. Evet, biraz muhteşem. Önce 500 itibariyle çok itibariyle ağaç var diyebiliriz. Evet, evet sanırım bitirdik. Bitirelim hocam. Sizi de çok gördük. Çok teşekkür ederim. Bir tamamlama rica yapalım. Türk tarihini rasyonel, akılcı ve bilimsel bir bakış açısıyla milattan önce 3500 itibariyle ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Türklerin ortaya çıkışı ziyade milattan önce günümüzden 3500, milattan önce değil. Milattan önce 1500'ler itibarıyla. Hocam dilimiz sürçtü. Neolitik döneme kadar günümüzden 3500 yıl öncelerle rahat bir şekilde var diyebiliyoruz artık. Tamam. 3500 yıl önce Türklüğün ortaya çıktığını bilimsel bir bakış açısıyla ortaya koyuyoruz. Katıldığınız için, değerli fikirlerinizden ötürü çok çok teşekkür ederim. Çok kıymetli, çok faydalı bir çalışma oldu. Yani stüdyo ortamında yapsaydık gerçekten arşivlik bir söyleşi ben çok teşekkür olacak durumda. Çok teşekkür ederim hocam. Araştırmalarımıza destek vermek ve yeni çalışmalarımızdan haberdar olmak için abone olabilirsiniz.
İzlediğiniz için teşekkür ederiz.